Sayın katılımcılar, sayın hocam. Marmara Belediyeler Birliği'mizin düzenlemiş olduğu bugünkü seminerinize hoş geldiniz diyorum öncelikle. Tabii dili kullanmak önemli. Eskiden hani ben Elazığlıyım. İstanbul'dan gelen birisi olduğu zaman böyle hayranlıkla dinlerdik biz, işte İstanbul'dan gelmiş, İstanbul Türkçesi konuşuyor gibi. Fakat zamanla bu şey de ortadan kalktı gibi geliyor bana herhalde. Şimdi biz Anadolu'dan gelenler gelse de dinlesek gibi bir pozisyona düşer gibi bir durum var şu anda. Tabii hangi konumda olursak olalım, hangi statüde olursak olalım, hangi birimde çalışıyor olursak olalım, dil önemli. Dilimizi düzgün kullanmak önemli. Bizde şöyle bir algı da var. İşte Anadolu'nun filan memleketinden geldiniz. Ama İstanbul'da olmanın gerektiği şekilde İstanbul Türkçesi konuşuyorsanız işte bak aslını inkar ediyor. İşte dilini hemen değiştirdi falan gibi bir algı da var. Halbuki öyle değil. Belki yerel özelliklerimizi yine saklamak kaydıyla ama İstanbul'da yaşamanın da İstanbullu olmanın da bir getirisi olması lazım. Yani hayatımıza yön veren, konuştuğumuz dile yön veren bir getirisi olması lazım diye düşünüyorum. Benim Trabzonlu bir arkadaşım vardı. Hala daha görüşürüz kendisiyle. Gelir gider İstanbul'da yaşıyor kendisi de. Diyor ki biz Trabzon'da liseye başladık. Türkçe hocası geldi. Dedi ki çocuklar bundan sonra İstanbul Türkçesi konuşuyoruz. Ona göre dedi diyor. Şimdi bu bir dil şeyidir. Aslında ideali olan bir hoca ama dil genlerimizden gelen bir şey de var. Ailede çocukken nasıl öğreniyorsak öyle devam ediyor. Yine bir gün sınıfta hoca bir fiil çekimi yaptırmış. Belki de biliyorsunuzdur çoğunuz ama demiş ki bakmak fiilini kim çeker demiş. Yani hemen birisi el kaldırmış. Buyur evladım. Çocuk demiş ki hocam demiş bakarım bakarsın bakar demiş, daha ilk çoğul şeyine geçmeden hemen hocam yanlış hocam yanlış diyor. Buyur sen söyle doğrusunu. O da demiş ki bakayım bakaysın bakay demiş. Şimdi ikisi de yanlış ama ikisi de doğru, böyle bir şey de var. Tabi Türkçe Sevinç Hanım mutlaka bahsedecektir, böyle iki saatlik bir şeyin konusu değil düzgün konuşma. Belki süreli bir şey olması lazım. Belki Sevinç Hanım'la, belki de başka bir hocamızla aslında bunu böyle süreli bir şey haline getirmek. Yani biz şurada yaptığımız belki de düzgün Türkçe konuşmanın farkındalığını ortaya çıkarıyoruz. Yoksa iki saatlik bir seminerde başıyla sonu arasında çok bariz fark edici bir şey olmaz. Mümkün de değil. Bu bizim projelerimiz, düşüncelerimiz arasında böyle her hafta standart bir seminer ama bu işin eğitim boyutuyla, seminer değil de eğitim aşama aşama, işte kelimelerin vurgusundan tutun da ses tonunuza kadar, efendim kökenlerine kadar neler olması gerektiği ile ilgili bir süreli eğitim de düşünmüyor değiliz. Bunu nasıl yaparız, nasıl ederiz? Belki Sevinç Hanım'la bugün onu da konuşacağız. İnşallah güzel bir netice alırız diye düşünüyorum. Ayrıca bugün aramızda benim ilk belediyede çalışmaya başladığım dönemde çalıştığım müdürlükteki arkadaşlarım da var. Onlara hasreten hoş geldiniz diyorum. Sözü daha fazla uzatmadan düzgün Türkçe'de sözün ustasına bırakmak istiyorum. Habertürk spikeri Sevinç Hanım'ı ben mikrofona davet ediyorum alkışlarınızla. Buyurun. (Gülüyor)
Merhaba, hepinize günaydın diyorum. İyi bir sabah, iyi bir gün olmasını temenni ediyorum. Evet, hep birlikte burada hakikaten Züver Bey'e çok teşekkür ediyorum ve 2 saat hakikaten doğru bir Türkçe öğrenmek için çok kısa bir süre. Ama kendisinde söylediği gibi farkındalık yaratmak için ya da başlamak için ya da bildiklerimizin ne kadar doğru ne kadar yanlış olduğunu ortaya koymak için bir çerçeveyi oluşturmak için belki de 1-2 saatimiz var. Elimizde 1-2 saat var. Bu 2 saatin içerisinde de diliyorum birlikte başlayalım ve öncelikle niçin doğru bir Türkçe öğrenmemiz gerektiğini tabii ki hepimizin kafasında, aklında oluşan fikirler vardır. Bunun çerçevesinden başlayarak bunun hem psikolojisi hem sosyolojik açıdan hem de doğru Türkçe'yi tabii oturup burada sosyolojik açıdan niçin doğru Türkçe'yi tartışmak değil ama bunları da işin içerisine katarak hep birlikte 2 saat boyunca doğru bir Türkçe ilk adımı atalım istiyorum. Tabii bir dediğim gibi toparlama olacak şeklinde başlayalım istiyorum. Müsaadenizle ben masaya geçmek istiyorum. Oranın mikrofonları zannediyorum uygundur. Evet, zannediyorum bu mikrofon açık. Bir sorun var mı seste? Gelmiyor mu? Açık görünüyor ama. Açık görünüyor buradan. Şu an için sesim nasıl bilmiyorum. İyi mi? Tamam. Teşekkür ederiz. Evet, öncelikle başlayalım istiyorum. İsmim Sevinç Satıroğlu. Habertürk'te şu an gün doğarken diye bir kuşak sunuyorum ve yaklaşık 10 senedir de bu mesleği yapıyorum. Tabii muhabirlikten gelip de, haberin içerisinden gelip de ekrana taşınan bir meslek. Beni kısaca tanımanız için de bu bilgiyi vermek istedim. Şimdi niçin doğru bir Türkçe? Aslında bir hikayenin üzerinden gidelim. Ben gazeteci olmak istiyorum dediğim zaman önce doğru bir Türkçe öğrenmelisin dedi Oğuzhak Sever, benim de hocam. Mesleğe başlarken niçin doğru bir Türkçe? Acaba ben doğru bir Türkçe konuşmuyor muydum? Ben zaten doğduğumda annemden öğrendiğim dil zaten Türkçeydi. Doğrusu nasıl olurdu? O zaman ben doğduğumda yanlış bir dil mi öğrendim? Biz hepimiz doğduğumuzda farklı bir dil öğrenmedik. Hani farklı bir ülkede eğer doğmadıysak hepimiz Türkiye'de doğduğumuzda ana dilimiz Türkçe olarak başlıyoruz hayata. Peki nerede biz yanlış yapıyoruz? İşte o zaman içerisinde hem annelerimizden, babalarımızdan, çevremizden, kardeşlerimizden, arkadaşlarımızdan öğrenirken de dilin kendi içerisinde, zaman içerisinde geçirdiği evrelerden bazılarını biz de o toplum içerisinde yaşarken dili bozuyoruz. Örneğin günümüzde hani eskiden annelerimizin, babalarımızın zamanında örneğin bir MSN bile yokken bugün dilimize girmiş olan Twitter, MSN, mesaj atmak, SMS, bunlar gibi yabancı kelimeler var. Bunlar nasıl dilimizi zaman içerisinde değiştirdiyse, artık çocukların bile kullandığı dil o kadar farklı ki bizden, kendi aralarında içerisinde bolca İngilizce katılmış, hatta kısaltmalar kullanılmış, merhaba demek yerine SLM yazılan mesajlar, bunlar bile hayatımıza o kadar çok girdi ki ve dili o kadar bozarak yıprattı ki artık bunun yıpranmanın bile farkına varamaz olduk. Hani biz önümüze bir şey sunuluyor ve onu yiyoruz, onu tüketiyoruz ama ne yediğimizin farkında değiliz. Hani fast food dedikleri o çabuk hızlı tüketilen gıdalar gibi aslında dil de fast food hale geldi. Bakın fast food bile diyoruz. Niye? Çünkü tüketim toplumunun içerisinde fast food tabiri hazır gıda, hazır yenen, çabuk yenilen gıda bile dilimizde artık bunu niye Türkçe söylemiyoruz da mesela ben şimdi size söylerken fast food gıda dedim. Ama burada hepimiz Türkçe konuşuyoruz ama dilimize o kadar yerleşmiş ki fast food diyebilmek. Bunu bu şekilde ancak anlatabiliyoruz ve bazı kelimelerin bu kadar alışınca Türkçe'de karşılığını bulamıyoruz. Türk Dil Kurumu da örneğin faksa belge geçer dediği zaman da ya da daha kullanılamayan karşılıklar geldiği zaman mesela otobüs için çok oturgaçlı götürgeç dendiği zaman bunları kullanamıyoruz. Ve böylece dil karma karışık ve kendini de zayıflatan bir hale geliyor. Düşünün ki şimdi İngilizce öğrenmek için, Fransızca, İtalyanca öğrenmek için insanlar kurslara katılıyorlar. Türkçe öğrenmek için kursa giden bir insan ne öğreniyor? Nasıl öğreniyor? Bir Fransız, bir İngiliz, Türkçe öğrenmek istiyorum dediği zaman onun karşısına fast food gıda denen
bir tabir mi öğretiliyor acaba ona bunu tabir ederken? O zaman dilin ne kadar yıpranmaya başladığını o zaman daha iyi görüyoruz. Türkiye her ne kadar Asya ile Avrupa'nın doğu ile batının ortasında bir ülkeyse aslında bizim de o ortada bulunmuşluğumuzdan kaynaklanan bir dil yıpranmışlığına gidebiliyoruz. Tabii bunu konuşmak uzun saatler alabilir. O yüzden ben biraz hızlıca başlamak istiyorum bunlardan bahsettikten sonra. Şimdi doğru konuşmak derken içerisinde etkileyici konuşmak da var mutlaka. Önce konuşurken ilk duyduğunuz şey benimle ilgili sesi duyuyorsunuz. Konuşma aslında önce sesten oluşan, ses öğesinden oluşan bir unsur. Çünkü sesin oluşabilmesi için de bir nefes gerekiyor. Biz nefes alıyoruz. Aldığımız nefes vücudumuzun içerisinde bir enstrüman gibi düşünün vücudu. Geliyor işte diyafram var, ses telleri var. Buradan o sesin vücudumuzun içerisinde bizim ana tınlatıcılarımız dediğimiz sesin vücudumun içinde yer alırken sırtım, başım, bunların hepsi hani kafa sesiyle konuşmak diye bir tabir de vardır. Bir deyim mesela niçin kafa sesiyle konuşulur? Çünkü içerideki hava aldığımız nefes vücudun içerisinde dolaşırken bu ana tınlatıcılarımıza çarpar. Bu tınlatıcılara çarpmasıyla beraber benim sesim oluşur. Benim şu an duyduğunuz sesim benim vücudumun yapısına göre çarptığı, içeride çarptığı havanın, nefesimin içeride çarpışlarıyla birlikte ses tellerimden oluşan notalarla beraber size gelen ses. Herkesin sesi birbirinden farklıdır, değil mi? İşte bu hepimizin vücudumuzdan komple bir kaynaklanan bir bütündür. Örneğin ses tellerinde nodül olan bir insanın sesi daha farklı, daha çatal ve çabuk tıkanabilen bir şekilde çıkar. Çünkü ses tellerinde oluşan nodüller o sesin içerideki çarpan havanın dışarıya çıkarken yanlış ve hatalı çıkmasına neden olur. Ya da burunda oluşan, genizde oluşan et, kemik gibi unsurlar. Bununla birlikte vücudumuzda tabii bu ses oluşuyor. Bu sesin oluşmasından çıktık yola. Bunun detaylarını da zaten birazdan videoda da izleyeceğiz. Bu ses oluşurken bir enstrüman gibi düşündük. İçeride bir hava dolaşıyor. Bu geldi, bu enstrümandan bir nota dışarıya vereceğiz. İşte bu ses bir keman gibi örneğin düşündüğümüz zaman ve tınlatıcılarımızda herhangi bir dediğim gibi mesela burun da bir tınlatıcı. Bir kemik olduğu zaman, bir et olduğu zaman bu tınlatıcıdan sorun çıkartıyor. Dikkat edin mesela şarkı söyleyen insanlar hiçbir zaman konuk oldukları programda bir koltuğa yaslanarak şarkı söylemezler. Çünkü sırt beden bir tınlatıcı. Eğer sırtınızı bir yere yaslarsanız o ana tınlatıcıya çarpan ses yaslandığınız arkadaki koltuğun duvarını da, koltuğun sırtını da bir tınlatıcı gibi kullanır ve farklı bir şey, daha farklı bir ses çıkmasına neden olur. Örneğin konuşurken vücudumuzun pek çok noktasına, alnımıza ya da sırtımıza dokunduğumuz zaman oraların titrediğini hissederiz. Çünkü bu vücudumuzda o sesin oluşmaya başlamasını ifade eder. Bununla birlikte artık ses çıkacakken, işte çıkma aşamasına geldiği zaman özellikle bizim konuşma organlarımız var. Bu konuşma organlarımızdan dilimiz, dişlerimiz konuşurken bir tıslayarak konuşuruz. Ya da dilinizin ucu yaraysa eğer çok rahat konuşamazsınız. Dilinizin ucunda bir aft oluşmuşsa, bir yara oluşmuşsa konuşurken sıkıntı yaşarsınız. Bunlar da işte konuşma organlarının da oluşan herhangi bir sorundan dolayı meydana gelir. İşte tüm bunların da eksiksiz bir şekilde olması gerekir ki biz doğru bir şekilde önce ilk adımda nefesimizi doğru bir sese dönüştürelim. Çünkü biz konuşurken kelimeleri artikülasyon dediğimiz kelimelerin doğru okunuşlarıyla vermek zorundayız. Ses, nefesi aldık, ses oluştu, yani doğru bir sesi oluşturduk. Bu doğru sesi oluşturabilmek için de nefes bölümünde diyaframdan doğru bir nefes almamız gerekiyor. Pek çok insanın o doğru nefesi bilmediği için konuşurken heyecanlanıyoruz. Ya da konuşurken nefesimiz yetmiyor. Ya da konuşurken hani hep derler ya topluluk önünde konuşurken heyecanlanıyorum ne yapmalıyım diye doğru nefes almayı öğrenmek lazım. Çünkü doğru nefes almadığımız zaman yanlış nefes diyaframdan alacağımız nefes yerine eğer göğüsten nefes alırsak bir müddet sonra kesik kesik nefes almaya başlayacağımız için çarpıntıya neden olur. Aslında biz heyecanlanıyorum dediğim noktamızda iki neden var. Bunlardan bir tanesi aldığımız yanlış nefes, yanlış nefesin sebep olduğu çarpıntı.
Ve ikinci neden de tamamen bizim bilinçaltımızda oluşan, topluluk önünde konuşurken yargılanmaktan, eleştirilmekten endişe duyduğumuz bilinçaltımızdaki korkumuz var. Çünkü insanların içerisine çıktığımız zaman konuşurken topluluk önünde zaman içerisinde hepimizin çocukluğumuzdan bugüne gelene kadar oluşturduğumuz kaygılarımız var. Hani ilkokuldaki çocuklara bile bakıyorsunuz, bir konuyu bilseler bile parmak kaldırıp konuşmaktan çekiniyorlar sınıfta, derste. Çünkü herhangi bir şekilde yanlış söylersem alay edilirim şeklinde, bu bilinçaltında kala kala ve bugün artık yetişkin bireyler oldukları zaman, toplum içerisine çıkıldığı zaman, bu kez o yanlış bir şey söylersem korkusuyla birlikte de aslında hem Türkçe adına hem de iletişim kopukluğu adına sıkıntılar yaşanıyor. Biz bir insanın mesela karşınıza çıktığı zaman çok rahat konuşuyorsa, çok kendini özgüvenli konuşuyorsa, o insanı hatta rahatlık boyutunda normal bir kişi bir kişiyle, iki kişiyle konuştuğu gibi, eğer bir toplulukla konuşabiliyorsa bu rahatlıkla, o insanı aslında samimi de buluyoruz. Ve bu konuda dinlenebilirliğimiz artıyor. Hepimizin mutlaka zaman zaman topluluk önünde yaptığımız işten dolayı, beni saymayın, ben zaten hep benim işim toplulukla, hepinizin yaptığı iş zaten insan iletişimiyle ilgili bir şey. Çok büyük bir bünye içerisinde çalışıyorsunuz. Hem burada birbirinizle iletişiminiz var, vatandaşlarla iletişiminiz var ve birebir aslında yapılan iş iletişim. İşte bu noktada iki şeye dikkat edeceğiz. Bir tanesi, doğru Türkçe dedik ki işte bunun unsurları var vesaire, bunları anlatıyoruz bir taraftan. Diğer taraftan da aslında bilinçaltındaki o engelleri bir yıkmak. Doğru Türkçe derken insanlar her zaman işin diksiyonuna, fonetiğine mutlaka bakılır ama o bilinçaltındaki tortulardan bir kurtulmak gerekiyor aslında doğru Türkçe için bile. Niye kurtulmak gerekiyor? Şimdi bizim yaşadığımız Türk toplumu gelenek ve göreneklerine göre yaşanan bir toplum. Bu gelenek ve görenekler, çok güzel gelenek ve göreneklerimiz var. Hatta zaman içerisinde ne kadar bu zaman o gelenek ve görenekleri yıpratsa da, o değerlerin yanı sıra aslında büyüklerini sayma konusunda aşırıya kaçılan toplumun, eskilerin aşırıya kaçtığı noktalarda çocuğa söz hakkı verilmemesi, büyüklerin konuşurken sen sus denmesi ya da babanın yanında onu söyleme, babana onu söyleme, annene bunu söyleme şeklindeki tenkitler bir müddet sonra bizi birbirimizle iletişim kuramaz hale getirdi. Ve zaman içerisinde artık şu an iş yerimizde bile iletişim kurarken birbirimizle müneccimlik yapıyoruz aslında. Ben Ahmet Bey'den şunu istedim ama öyle bir baktı ki bir daha istemesem mi, acaba benim hakkımda ne düşünüyor? Hiç tanışmıyoruz mesela, yeni başladık iş yerine. İnsanların içerisine gittik, oturduk masamıza, insanlara bir göz geçiriyoruz, kim var kim yok, onlar bize bakıyorlar. Şimdi herkesin direkt bir düşündüğü şu var aklında, nasıl birimdir, dedikodu yapar mı yoksa şöyle biri midir, acaba kimin torpili de gelmiştir. İnsanların aklında birdenbire sizi daha tanımadan sizin bakışınız, giyiminiz, kuşamınız, konuşmanız, gülümsemeniz ya da gülümsememeniz, bunlara bakarak sizin hakkınızda bütün kararlar veriliyor. Bakın, iletişim buradan kopuyor. Bütün iletişim kopmuş durumda. Çünkü biz toplumca müneccimlik oynamayı çok seviyoruz. Konuşmak yerine, açık iletişim kurmak yerine, biz bu verileri toparlayıp o aslında şöyle biridir diye yargılamayı, ön yargıyla yaklaşıyoruz. Ama bunlar işte dediğimiz gibi konuşmayı ve tanımayı öncelik yapmak yerine susturulmuş ve daha çok aslında bizi kendi aklımızın içerisinde bir şeyleri oluşturup karar verme aşamasına bıraktırıldığımız için. Sabah bir arkadaşım çok iyi bir şey söyledi. Çocuklar aslında ön yargısızdır dedi. Çizgi film hazırlayan bir arkadaşım, çocuklara hazırlayacakları çizgi filmlerden bahsederken dedi, işte o çizgi filmi çocuğun önüne sunacağız, güzel, ama çocuğun hiçbir ön yargısı yok dedi. Mesela işte bahsedilen çizgi film Pepe'ydi. İşte Pepe'nin çocuklara türkü öğrettiğini, ama günümüzde türkülerin geri kalmışlık olarak algılanıp bazı kesimlerce aman canım türkü mü dinlenir noktasında, biz büyüklerin bu ön yargıları bizim sistemimize senin de dahil olman gerekiyor şeklinde bizi de artık dahil ettiler ve biz hepimiz ön yargıyı öğrendik. Karşımızdaki insanı tanımadan tanıyormuş gibi yapıp kendi istediğimiz gibi tanışmayı öğrendik onunla. İşte iletişim de burada koptu. Ben sizinle tanışmadan aslında hepiniz hakkında bilgi sahibi olabilmeyi, ön yargı koymayı öğrendim. Ve bu şekilde gittik. İşte bizim iletişimimiz bir burada koptu. Sonra hani dedik ki her yerde konuşma. O öyle söylenmez diye büyüklerin sürekli aslında susturmaları da, ki her şeyi
Sen istediğin gibi söylemek de tabii değil ama onu bir ölçüsünce gitmek önemli. Hani bugün de mesela çocukların sözü geçer evde, belki o boyutta da değil ama her şeyi ölçüsünce ve kararınca aslında çocuğu da dinlemek gerektiği boyutunda bizler de susturulan bir nesil olarak toplum içerisinde de konuşacağımız zaman bu sefer kalabalıkların önüne konuşacak insan biz değil de hep başkası çıksın konuşsun, biz konuşmayalıma geldi. Çünkü eğer ben söylersem yanlış anlaşılırım. Ben söylersem yanlış bir şey söylerim, endişeleri kaynaklandı. İşte bu endişeler de zaman içerisinde biz de konuşurken heyecanı öğretti bize, heyecanlanmayı öğretti. Ve bununla birlikte bizim aslında nefes alışverişimiz de bozuldu. Şimdi dedik ya ses nefesten oluşur diye, bizim nefes alışverişimiz de bozulunca biz aslında sesimizi de kaybettik. Bakın nereden nereye? Buyurun. Videodan dolayı. O zaman şöyle yapalım, bir videoyu izleyelim. Hazır buraya da gelmişken bir videoyu rica edeyim sizden. Şimdi bir video izleyeceğiz birlikte. Bu videonun içerisinde diyafram nefesinden bahsediyor. Bir saniye bir toparlayayım arkadaşlara. Diyafram nefesi bizim almamız gereken doğru nefes, dedim ya biz nefes almayı da unuttuk diye yanlış nefes alıyoruz çoğumuz, bundan dolayı sağlık problemleri dahil sesimizi de doğru kullanmıyoruz ve etkileyici konuşmanın en önemli unsurlarından biri olan sesi de doğru kullanmayınca pek çok sorun da ortaya çıkabiliyor hem iletişim hem sağlık için. Şimdi doğru nefes nasıl olur onu bir izleyelim mi? Buyurun. Çalışmalı ve vücudumuzda meydana gelen değişiklikleri kontrol etmeliyiz.
İki on yetimin kitaplarının ve kuş eğitmenlerinin yatan nefesi alıştırmalarını belirli aralıklarda kendi kendinize uygulamalıdır. Çok çok uygulamalar yaparak yatan nefesi alıp almadığımızı kontrol etmelidir. Bir elinizi göğüs kapışınıza, bir elinizi de karın bölgenize koyun. Eğer karnınız ileri yatan nefes alıyoruz demektir. Şayet göğüs kapışınız inip kalkıyor, karın bölgenizde dışarı doğru bir hareket olmuyorsa bu göğüs nefes aldığınızın işaretidir. Yatan nefes alırken göğüs kapışınızın fazla oynamadığını, karnınızın ileri doğru çıktığını görüyoruz. Yatan kaşının hareketini canlandırma olarak da çağrıştırıyor. Göğüs nefesinde ise göğüs kapışımızın ileri çıkıp içerdiğini, karnımızın içe doğru girdiğini görüyoruz. Yatan kullanılmadığı için akciğerler zorlanıyor ve karın duvarı iç organları baskılıyor. Şimdi iki nefes şeklini aynı anda işleyelim ki açıyor. Soldaki göğümde yatan nefes alırken, sağdakinde ise göğüs nefes alırken vücuttan ileri gelen değişiklikler gösteriyor. Doğru nefes tabii ki sol. Evet, şimdi biz de bunu deneyelim. Biz bakalım kendimize ne kadar doğru bir nefes alıyoruz. Buyurun lütfen bir ayağa kalkalım. Hem de bir gevşeme egzersizleri de yapıp sabah spor yapıp açılalım biz. Kapatayım mı? Evet, önce bir elimizi göğsümüze, bir elimizi karnımıza koyalım. Bir bakalım. Bir nefes alın. Ağızdan mı alıyoruz? Nefesi burnumuzdan alıyoruz. Ağzımızdan yavaş yavaş veriyoruz. Yavaş yavaş nefes alıp nefese tutumu kullanmak önemli. Bu yüzden ağzınızdan yavaş yavaş nefes. Şimdi bakın. Nereden nefes alıyorsunuz? Çoğunlukla göğüs nefesi mi? Yanlış alıyor. Göğüs şişiyor. Yukarı doğru. Yanlıştı o. Bakın doğru nefes alırken bir kontrol edin diye bir hepinize bir baktım. Şimdi doğru nefes alabilmemiz için, yani kendimize çarpıntı yaratmamak için ve organlarımıza zarar vermemek için burası hiç oynamayacak. Yani hiç göğsümüz hiç oynamayacak. Burası sabit kalıyor. Elimiz karnımızın üzerinde ya, nefes alırken bir balon gibi düşün. Karnımızda bir balon. Nefes alırken diyaframı şişiriyoruz iyice. Sonra bu diyaframı şişirdik ya, yavaş yavaş ağzımızdan çok yavaş bir şekilde veriyoruz biz bu nefesi. Nefesimizi tutumlu kullanacağız. Aldığımız bu nefes, çünkü tutumlu kullanacağız derken mesela konuşurken hani nefesimiz yetmez diye arada nefes almak isteriz. Cümleleri bitiremeyiz. İşte bunun nedeni de diyafram nefesi almamamızdır. O yüzden kesik kesik konuşuruz. Şimdi güzel bir nefes alalım birlikte. Burnumuzdan alıyoruz. Diyaframımızı şişiriyoruz hep birlikte. Sonra ağzımızdan yavaşça üfleyerek de verebiliriz, sıslayarak da verebiliriz. Tek dişlerimizin arasından. Ama yavaş yavaş vereceğiz. Önemli olan nefesimizi ekonomik kullanmak. Düzelebiliyor mu? Yani o göğsü şişirmeden yapabiliyoruz zannediyorum. Tamam, lütfen bunu mesela evde yattığınız zaman, uzandığınız zaman da deneyin. Elinizi koyun göğsünüze ve karnınızın nem çıkmasını. Nefes alınca karnımızı şişiriyoruz ve diyafram yanlara doğru genişleyen bir sistemdir. Buralarınızın da zaman içerisinde iyice nefes alabildiğiniz kadar aldığınızda buralarınızın da acıdığını hissetmeye başlayacaksınız. Çünkü diyafram gördük yani o iskelette vardı. O diyafram sadece öne doğru değil yanlara doğru da açılır ve orayı şişirmek demek, orayı o şekilde tamamen şişirmek demek, diyafram kaslarınızı güçlendirmek demek, o da ne demek? Daha uzun süre nefes almadan, nefesiniz kesilmeden konuşabiliyor olmak demek. Bu da heyecanın da önüne geçebilecek önemli noktalardan bir tanesi demek. Şimdi hiç oturmayalım hasıl ayaktayken,
Bizim gerginliklerimiz de var ve bu gerginliklerden dolayı, zaman içerisinde bu gerginliklerden dolayı da bizler zıt olup konuşma sırasında da çenemizin kilitlenmesi bunlara da neden olabiliyor. Şimdi arkadaşlar size anlatarak gidelim. Egzersizlere geçelim. Şimdi bizim şu başımızın, boynumuzun şuralarında kaslar var. Biz gerildiğimiz zaman, stres olduğumuz zaman bu kaslar kasılıyor. Boyun ağrısı, sırt ağrısı çekmeye başlıyoruz. Şu kaslardan dolayı. Burası kasıldığı zaman bu hem bizim sesimizi etkiliyor. Hem de burası kasıldığı zaman şuradaki kaslarımız çeneye bağlı. Çenemizi tam açmıyoruz konuşurken. İşte o zaman bizim sesimizin çıkması da yanlış oluyor. Kelimeleri telaffuzumuzu da yanlış oluyor. O yüzden şu bölgeyi bir rahatlatmamız gerekiyor. Bu bölge her şeyden dolayı kasılabilir. Yani çok bilgisayar başında oturursak nasıl kasılırsa, stresten, sıkıntıdan, hani biz farkında olmadan içimize attığımız düşünce, aklımızdan geçen düşüncelerden bile şurayı kasabiliriz. Ve konuşurken ağzımız açılmaz. Bu konuşmamıza yansır. Ve konuşurken daha özgüvensiz, daha az çıkan bir sesle konuşuruz. Çünkü şurayı bir rahatlatıp bir açmamız gerekiyor hepimizin. O yüzden başımızı bir yavaş yavaş sağa sola bir çevirelim. Çok zorlamadan, böyle çok çevirirken kıtır kıtır sesler gelen ya da çevirirken böyle bir ağrı benzeri şeyler hisseden var mı? Var. Çok fazla tutulmuşuz demek. Yani çok fazla kasılmışız. Bu sadece inanın ne ceryanda kalmak çok fazla, ne bilgisayar başında oturmak en fazla, en önemli neden stres. Bu işte boynumuzu bu şekilde bir her gün, bunu her gün bir rahatlatalım. O hareketi sakın yapmayın. Bakın yanlış bir şey yapıyorsunuz. Hani beyefendi şunu yapıyor, şu şekilde hani boynuzdan boyunca çıkır ya. Aman sakın yapmayın, çok zararlı bir hareket. Sakın yapmayın. Onu sakın yapmayın. Sadece yavaş yavaş. İnanın şu hareketi bir çok yavaş yapmamız gerekiyor. Şimdi gelelim omuzlarımıza. Buradan tutuluyoruz çünkü. Şurası bizim konuşmamız. Bakın burası konuşmamıza etkiliyor. Şimdi omuzlarımızı yavaş yavaş önü arkaya bir oynatalım. Önce bir tek tek. Evet. Açılmak için. Sonra diğerini. Vallahi çoğu arkada insan yapmıyor ama aslında yapılması o stresin atılması gerek. Çünkü insanlar çıkmadan önce topluluk önüne stres yapabiliyorlar. Gerçi bizim artık stres diye bir şey kalmadı. Her gün insanların karşısına çıktığınız için gayet rahat bir şekilde. Programı izleyen var tabii. Zaten her sabah Amerika'ya bağlantı yapıyoruz. Artık dün sabah hani karşımdaki kişiyle bir kadın muhabir. Biz artık kadın muhabbetine dönmüştük ekranda. O kadar rahattık yani. İkisini beraber yine arkaya şekilde. Ne durumda mısınız? Kasılıyoruz değil mi? Şimdi kollarımızı, omuzumuzu 1, 2, 3, 4, 5 diye basamak basamak kaldıracağız. Artık şu gevşekliği tamamen, kasılmışlığı tamamen atmamız gerekiyor. 1, 2, 3, 4, 5 ve bırakıyoruz. Birden bırakıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, bırakın. 1, 2, 3, 4, 5, bırakın. Diğerini 1, 2, 3, 4, 5, bırakın. 1, 2, 3, 4, 5, bırakın. Şimdi şu hareketi yapmanızı istiyorum. Birbirimizden biraz uzaklaşacağız, kimse kimseye çarpmasın. Sağ kollar olsun ki aynı hizaya denk gelsin sizin. Şimdi solumuzdaki diyorum ya o kasılmışlıktan tamamen kurtulmak için sağ kolumuzu bir açalım. Kimse kimseye çarpmasın, hep aynı kolu açalım da. Şimdi bu kol sanki bizim değilmiş gibi bırakın. Kasılarak değil. Bakın burada kasılmayı bırakıyorsunuz. Vücudunuzu rahat bırakıyorsunuz. Kendinizi rahat bırakıyorsunuz. Tekrar kaldıralım sağ kolumuzu. Bu kol sanki hiç bizim değilmiş gibi bırakın. Tekrar yapalım. Bırakın. Şimdi diğer kolumuzu yapalım. Şimdi bu kol bize ait değil gibi bırakın. Tekrar. Bırakın. Tekrar. Bırakın. Bunlar bizim şuraya bir kere gevşetti. Burada bir şey oldu. Bununla birlikte dedim ya şurası kasıldığı zaman çok iyi yaşayız. Çene kaslarımız da kasılıyor diye.
Eğer konuşurken çoğumuz aslında bunu yapmıyoruz. Eğer özellikle ağzımızı açıyor muyuz, ona çok dikkat edelim. Eğer açmıyorsak buyurun oturarak da yapabiliriz bunu. Eğer buyurun oturabiliriz. Hocam bir şey sorayım mı? Buyurun efendim. Ben görmüş şey değil de. Buyurun. Tabii ki. Tabii. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Kusura bakmayın. Şimdi elimizi yanaklarımızın iki tarafına, kulaklarımızın önüne götürüyoruz. Ve kulaklarımızın önünde bu çenemizin, tam kulağımızın önünde çenemizin, çenemizle bağlantılı olan noktalar var. Şimdi buralar çok hassas noktalar. Buraları hiç zorlamaya gelmez. Şunu da söyleyeyim, eğer ağzınızı açtınız, mesela esnediniz ya da bir şey yiyorsunuz, çenenizde bir çıtırtı hissederseniz ne yapıyorsanız bırakın. Çünkü çene geri dönüşü olmayan bir organ. Ya Allah korusun, buradaki bir kemiğin zedelenmesi, yerinden oynaması çok çok tehlikeli bir şey. O yüzden herhangi bir çıtırtı, hani çok insanlar bunu duyarlar. Elma ısırırken mesela çıt der. Ya da esniyorsunuz, ağzınızı açtığınızda bir çıtırtı duyulur. Öyle bir şey olduğu zaman çok hassas bir organımız ve iyi bakmak zorundayız onu, çünkü konuşuyoruz. Onu zorlamayacağız. Şimdi şuralarımızı, o kulaklarımızın önündeki noktalara, şöyle elimizin 2-3 parmağını koyup buralara, buraları yavaş yavaş ovuyoruz. Bakın burada kaslarımız var bizim. Buradaki çenemizin birleşme noktası aynı zamanda buradan geçen, boynumuzdan gelen, bizim kasılmamıza neden olan kaslar var. Bunları da gevşetmemiz gerekiyor. Şimdi bunlar da buradan gevşediği zaman bizim konuşmamızın önündeki en önemli engel, yani ağzımızı açmamızı engelleyen ve kelimeleri bozuk söylememizi engelleyen heyecan faktörünü bir nevi fiziksel açıdan kaldırmış oluyoruz ortadan. Bakın, doğru bir nefes almayı öğrendik. Diyafram nefesi alırsak, boyundan gelen o stresten kaynaklanan kasılmayı çözersek, bu fiziksel sorunları ortadan kaldırırsak, heyecanın önündeki engellerin en önemlilerinden bir tanesini ortadan kaldırmış oluyoruz. Bunları sürekli olarak, bu alıştırmaları yapmanızı tavsiye ederim. Bu alıştırmaları yapalım. Ve konuşurken bizim artikülasyon dediğimiz bir sistem, dil bilmek, kelimelerin, hecelerin doğru söylenmesi demek. Hani deriz ya, hep söylerken, konuşurken kelimeleri yuvarlıyorsun deriz, tam söylemiyorsun deriz. Şimdi bunun bir nedeni var, işte ağzımızı tam açmıyoruz. Ağzımızı tam açmamamızın nedeni konuşurken de işte bu. Şurayı kasıyorsak eğer, dişlerimiz kilitli konuşuyoruz ve açmıyoruz. Farkında bile değiliz heyecanlandığımızda bunun. O yüzden kelimelerin doğru telaffuz edilebilmesi için ve sesimizin de tam olarak doğru çıkabilmesi için öncelikle bu gerginlik faktörünü bir ortadan kaldırmamız gerekiyor. İkincisi, heyecanın bir başka noktası, bizim dedim ya az önce, ön yargılarımız var, hepimizin endişelerimiz var, çıktığımız zaman öyle mi olur, böyle mi olur, daha bir şey olmadan biz bunun adını koyuyoruz. Bunların bir kere ortadan tamamen kaldırıp, mesela bir kişiyle konuşurken, bir arkadaşınız, tek kişiyle konuşurken insanlar çoğu zaman heyecanlanmazlar. Topluluk önüne çıkıldığı zaman konuşur, heyecanlanırlar topluluk önünde. Ama bunu şöyle düşünün, buradaki Ahmet Bey de, Ayşe Hanım da benim aslında tek tek konuştuğum insanlar. Onlarla tek tek konuşurken heyecanlanmıyorum. Peki onlarla, hepsiyle beraber konuşurken niye heyecanlanayım ki? Ya da şu aslında hepimizin birebir kendimizde, az önce Züver Bey de anlatırken bahsetti, dilin hangisi doğru diye bahsederken, işte şiveler vardır, lehçeler vardır ama hepsi Türkiye'ye özgü dillerdir bunlar. Aslında hepsi de Türkçedir. Yani aslında kökenine işte geliyorum da diyebilirsiniz ama geliyorum, gelmek Türkçedir. Sizin şiveniz, lehçeniz vesaire olabilir ama bunlar bunun içerisinde renkler. Ona geleceğiz, onu da konuşacağız. Şurası var. Öncelikle kendimizi çıktığımız zaman hata yapsak bile bu benim demek. Bakın, televizyonda konuşan insanların hiçbiri dört dörtlük değil. Ama herkes kendi doğallığıyla var. Herkes kendi şahsına özel. Şimdi herkesin aynı konuşsun. Evet, herkes mükemmel konuşsun. Herkes muhteşem bir İstanbul Türkçesi konuşsun. Herkes çok iyi Türkçe konuşsun. Ama değil. Yani hiçbirimiz robot değiliz. Kartondan kesilmiş insanlar değiliz ki biz. Hepimizin duyguları var, düşünceleri var, heyecanları var. Ve biz heyecanlanırken bile biziz. Her halimizle biziz.
Geçmişimiz de biziz. Geçmişin bizi getirdiği noktayla beraber biziz. Yoğrulmuşluklarımızla beraber biziz. Eğer oraya çıkarken neden endişe ediyoruz? Yanlış bir şey söylemekten. Bırakın yanlışı söyleyin. Eğer insanlar size güldü mü, siz de kendinize gülümseyin. Bakın ben mesleğime ilk başladığım sıralar tabii dil sürçmeleriniz daha fazla. Çünkü daha heyecanlısınız. Şimdi şey biliyorsunuz, insanlar sizi izliyor ama öyle bir kaygım Allah'tan olmadı da çok böyle aman herkes beni izliyor heyecanı çok şükür olmadı. Ama oraya çıktığınız zaman onun heyecanını yaşıyorsunuz tabii mutlaka ilk yıllarda. O yıllar içerisinde dilim sürçtü, benim de sürçtü. Orada şöyle bir şey vardır. Tabii ekran ne görürseniz onu size 5 kat büyütür. Yani en ufak şeyin 5 kat büyütülmüştür. Çünkü siz aslında bize büyüteçle bakar gibi, şöyle bir şeyden büyüteçle bakar gibi bakıyorsunuz. Yani benim etrafımdaki sandalyeyi, masayı siz görmüyorsunuz. Siz sadece bana odaklısınız orada. Şimdi o yüzden siz 5 kat büyük görüyorsunuz endişemi. Benim her türlü duygumu siz benden 5 kat daha büyük görüyorsunuz. Siz çünkü ekran büyüteç. Daha büyük görüyorsunuz bizi. Şimdi o noktaya baktığınız zaman benim de dilim sürçtü. Şimdi ilk başlarda şu vardı, şunu anladım ben. Dil sürçtüğü zaman eyvah deyip demoralize olup, yani moralinizin bozulduğu anda çöktünüz yüz ifademden. Siz kesin anlarsınız izleyici olarak. Eyvah, yüzü çöktü. Ondan sonra endişelendi. Ondan sonra işte bir sonraki gelecek haber ya da bir sonraki gelecek cümlede bir şey düştü orada. Bu anlaşılır. Ama hayat size ve zaman size şunu öğretiyor. Ben insanım. Karşımdaki izleyicinin hiç mi dili sürçmüyor? Ben insanım. Bir gayet insani bir şey yapıyorum. Ben makine değilim ki her kelimeyi çok doğru söyleyecek. Makine değilim, hani evet karşımda prompter denen bir cihaz var ve bütün yazıları orada okuyor. Hani doğru okuyamıyor musun? Tenkitini düşünün mesela. Ama herkes hata yapabilir. Herkes karşımda gördüğün yazıyı okumak değil, sadece dilin sürçebilir. Ve zaman içerisinde aslında farkında olmadan o rahatlık da size aslında bir nevi izleyicinin sizi samimi bulduğu nokta. Dilim sürçünce ben de kendime gülümsemeye başladım yayında. Ya tabii bu net bir şekilde gülümsemek değil ama çünkü çok doğal bir şey. Ben de insanım ve ekranda karşımdaki insan eğer gülümseyebiliyorsa buna, ben de gülümseyebilirim. Bu çok insani bir şey. Aslında her zaman bunu unutmamak lazım. Biz hiçbirimiz robot değiliz. Dört dörtlük olmak zorunda değiliz. Hepimiz kendi şahsımıza özgüyüz. Ve bundan dolayı hepimiz kendi eksikliklerimizle güzeliz. Fazlalıklarımızla güzeliz. Biz aslında böyleyiz. O Ahmet'in o özelliği var, Ayşe'nin bu özelliği var, Mehmet'in öbür özelliği var. Ahmet'le Mehmet aynı olsaydı, inanın bana hayat bu kadar güzel olmazdı. O yüzden topluluk önünde konuşurken hata yapmaktan ya da her şeyin dört dörtlük olmasını beklemekten bir kere uzaklaşmak ve olduğumuz şekilde evet ben böyleyim ve ben böyle mutluyum ve ben böyle iyiyim diyerek, buna inanarak oraya çıkmak gerekiyor. Buyurun. Göz göze, insanlarla göz göze gelmek yani endişesi. Onun bir avantaj mı oluyor acaba? Görmeyecek arkadaşlar diye düşündüm. Bilmiyorum. Yani bu şey, hani bir şey de bilmiyorum. Şu an sadece olarak söylüyorum ama. Genelde bu şekilde görüyorum. Şöyle bir şey olabilir. Tabii bunun bilimsel bir karşılığını net olarak bilen insanlara sorup da bilimsel bir açıklama almak lazım. Ama şunu düşünüyorum. Şimdi mesela görmek yerine onlar duyuyu daha fazla kullanıyorlar zannediyorum. Şimdi arkadaşımız... Tabii buyurun. Buyurun. Bu da gelince mevzu, patron çalışmalarında konuşurken daha fazla olmak gerekir. Bir de burada kendimizde olan bakışları görmüyoruz. Doğru. Bakışları görmediğimiz için de onun belli bir rahatlığı var. Yani millet bize ters bakmış, düz bakmış veya yani onların niyetlerini anlamadığımız için biz insanları olumlu değerlendiriyoruz. Yani
Milletin bize karşı, halkın bize karşı bakışı gayet güzeldir. Hayalimizle yaşadığımız için daha düzgün konuşmaya çalışıyoruz. Ben İstanbul Şehir Hatları AŞ'de santral operatörüyüm. Yani elimden geldiği kadar konuşmama, üslubuma dikkat etmeye çalışırım. Bu konuda kendimi de eleştiren biriyim. Bu şekilde davranmak gerektiğini düşünüyorum. Evet. Yani bir gören içinde o insanların verdiği olumsuz bakışları görmemek gerektiğini, onları gönlünden silmesi gerektiğini düşünüyorum. Aslında bu böyle olmamalı. Hani hepimiz için de tabii mutlaka görmek ve bakmak, insanlardan göz teması kurmak, oradan bir endişeyi, bir şeyi almak mutlaka o da bir iletişim yöntemi aslında. Ama şurası da var. Biz insanlara bakarken hani aslında hepimiz içimizdeki o noktayı bir, yani gözün görmek noktasında içimizdeki endişeyle bakmak ve baktığımız şeyden endişe duymak noktamızı köreltmeliyiz. Bakın evet. Hep insanlar bütün duygularınızı açın, aman üçüncü gözünüzü açın derler ya. Aslında hakikaten bizim köreltmemiz gereken bir de gözümüz var hepimizin. O da endişe gözü. Bakın az önce ön yargılardan bahsettim ya. Hepimiz bir ön yargı gözümüzü köreltmeliyiz. Şimdi ben size bakarken eğer bundan endişe duyarak sizden nasıl tepki alırsam ona göre hareket edeceğim dersen bu açıkçası özgüven sorunu yaratır bir noktadan sonra. Ve aslında bu sorunu yaratıyor. Şimdi illa biz onay bekliyoruz o zaman karşımızdan. Ya hepimizin bir onaylanma ihtiyacı var. Ama daha kişisel özgüvenler istedimce siz böyle düşünemeyebilirsiniz. Siz bunu doğru, beni doğru bulmayabilirsiniz. Ama ben bunu konuşuyorum demek aslında bir nevi toplum içerisinde de toplumun hoşgörüsünü de artırır. Çünkü biz hepimiz karşımızda, şimdi sizin istediğiniz gibi bir ben olurum o zaman. Ben olmam. İzleyicinin beklediği ben olmak zorundayım burada. O zaman benim benliğim nereye gitti? Benim bana özgürlüğüm nereye gitti? Herkesin istediği gibi olamazsınız ki zaten. Siz beni başka görmek istersiniz, işte hanımefendi başka görmek ister. Ama böyle değil ki. Hayat böyle değil hiç kimse için. Evet, yani bırakın orada eleştirirseniz bile biz aslında toplumda bakın belki de bu yüzden sürekli hoşgörü noktasında bir zayıf bir toplumuz maalesef. Hep istiyoruz ki bizim söylediklerimiz doğru olsun. Hep istiyoruz ki hepimiz aynı şey noktasında gidelim. Aslında bakın demokrasiye geldi nokta. Ben buraya çıkıp bir düşünceme ya da bir herhangi bir konuşma tarzı, bildiğim bir şeyi söylemeye eğer çekiniyorsam o zaman hepimiz birbirimize karşı bir susuyoruz. Hepimiz kendi içimizde varız o zaman. Ben sadece beni onaylayacak insanlara mı konuşmalıyım? Eğer bunu böyle yaparsak o zaman birbirimizden ayrışıyoruz. Bakın bu işler nereye kadar geliyor? Aslında iletişim buradan kopuyor. Hani çünkü gözlerimle onay beklemek noktasındayız. Demek ki hepimiz gözlerimizle onay bekliyoruz. Beni onaylayın. Ben iyi hissedeyim kendimi ki konuşayım. Bu. Hep o zaman bunu bekliyoruz ama inanın bana en büyük sorunun buysa eğer bunu bir kere aşmamız gerekiyor. Bakın doğru Türkçe konuşacaksak bunu bir kere masaya yatırıp bizim bunu aşmamız gerekiyor. Beni onaylayamazsınız. Yani belki beni onaylamıyorsunuz. Ama benim buna sizin bakışlarınıza karar verip sesimi kısmam, küçülmem burada, bu gerekmiyor. Hiçbirimizin bunu yapması gerekmiyor. Biz karşımızdaki kişiyi, muhatabımızı şeyimizle, sözlerimizle, samimiyetimizle şey yapmalıyız, etkilemeliyiz. Hı hı. Yani kendimiz gibi olmak. Düşünmeye sevk etmeliyiz onu. Tam hatırlayamazsam tamamlamanızı ben istirham ediyorum. Söz ola kese savaşı. Hı. Söz ola kestire başı. Hı. Agulu aşı. Yağ ile bal ede. Hı. Bir tatlı söz diye. Hı. Yani biz kesinlikle bize insanlar bizi hedef kitlemiz değil de hedef kitlemizi biz yönlendirmemiz gerekiyor. Hı hı. O da bizi biz yapıyor.
Tabii ki illa iptal edeceksiniz diye bir şey yok. İnsanlara saygı duyacaksınız. Yani illa hani tabii etkilememiz gerekiyor derken herkesin kendine özgürlüğüyle beraber arkadaşlar ben böyle düşünüyorum ama bütün samimiyetimle bunu söyleyebilirim. Bakın biz toplum olarak mesela medeniyetimize baktığımız zaman geldiğimiz medeniyeti kendi içimizde zaten komşularımızın farklı medeniyetlerden, farklı kültürlerden gelmiş pek çok işte Türk'ü, Kürt'ü, Laz'ı, Çerkez'i herkes beraber yaşamış ve herkes aynı şeyi düşünmek zorunda değil ki ama biz bu hoşgörü toplumuyken sanki böyle sürekli birbirimizden her şeyden onay bekler hale geldik. Her şeyden onay bekliyoruz. Buyurun. Bunu yapacağız. Nasıl yapacağız? İşte buna kendimizi bir ikna edeceğiz. Ya bunu hepimizin şu gün şurada bir ikna olmamız gerekiyor. Yani Ayşe Hanım da Mehmet Bey de buraya çıktığı zaman ben kimseyi ikna etmek zorunda değilim. Hani kimsenin beni onaylaması gerekmiyor. Benim bir fikrim var. Benim bir konuşma tarzım var. Benim bir dilim var. Ve bunu en iyi şekilde ben kullanmaya çalışıyorum dilimi. Bunu da yapmaya çalışıyorum. Bir konuşma yapacağım. Atıyorum ekonomik veriler üzerine konuşacağım. Bu ekonomik veriler üzerine konuşurken illa dört dörtlük bir Türkçe mi konuşayım yoksa konuya mı adapte olayım noktasında değil. Zaten o Türkçenin içerisindeki kendi gelişmişliği belli kurallar var. Onları öğreneceğiz tabii ki. Ama bunların içerisinde benim söylediğim, fikir olarak söylediğim noktalar acaba eleştirilir mi? Ben bunlardan tenkit alır mıyım? Şeklinde bir şey endişeleri yok etmemiz gerekiyor. Şuna ikna edeceğiz kendimizi. Karşımdaki insanlar beni hoşgörüyle dinliyorlar. Ve ben de kendini özgüvenli bir insanım ve söylediğim şeyleri insanlarla paylaşmak istiyorum fikirlerimi ama ben insanları seviyorum. Bakın insanlar toplum birbirlerine sevgiyle bakarlarsa siz bana ben size o şekilde bakarsam biz birbirimizle anlaşır gideriz. Çünkü bunun adı hoşgörüdür. Eskilerin bir lafı vardır geçim ehli olmak diye geçinmeye niyeti olmak diye. Aslında bizim burada sizin beni dinlemeye benim size konuşmaya bir şey paylaşmaya niyetim varsa burası gider. Önemli olan onu götürmek için hepimizin içerisinde bu niyetin olması. Bu tek taraflı olan bir şeydir. Çünkü iletişim tek taraflı değildir. Bu karşılıklı bir iletişimdir. O yüzden bir kere çıktığımız zaman bir şey konuşuyorsak özgüvenli ama özgüvenli olduğumuz kadar da alçak gönüllü olacağız. Arkadaşlar benim bir fikrim. Bu benim fikrim. Ben bunu böyle öğrendim ve öğrendiğim şeyi sizinle paylaşmak istiyorum. Bu şekilde. Ve karşımdaki insanlardan illa onay beklemeyecek gözlerim. İnsanlara baktığınız zaman onlardan onay bekler şekilde değil de onları anlatır şekilde gideceğiz. Hani onay beklerseniz çünkü hepimiz çıktığımızda bir onay bekliyoruz, bir onaylanmayı bekliyoruz. Aslında konu bu. Onaylanmayı beklemeyeceğiz. İlla her şeyi onaylamak zorunda değiliz. Mesela mağaza ektiniz, alışveriş yapıyorsunuz. Şuna bile tanık olmuşum. İnsanlar ayakkabı alacaklar. Ayakkabıyı giyer, hiç tanımadıkları insanlara sorarlar. Pardon işte sizce nasıl olmuş, yakışmış mı diye. Tam bu bir fikir alma ama sürekli hayatta bazen hep onaylanmayı bekleyen insanlar var. Bu kadar onaylanmayı beklememek gerekiyor hayatta. Evet o ona yakışmayabilir, o ayakkabı size hiç yakışmayabilir ama bu sizin kendi tercihinizdir. Ve hayatta bu tercihin üzerine illa her bakıştan onaylanma bekleyen ve her bakıştan da bir anlam çıkaran bir şekilde gitmeyeceğiz. Evet insanlarla tabii ki temas kurabiliriz, göz teması kurabiliriz ama bu tamamen kendine özgüvenle beraber konuşma çerçevesinden, konuşmanın belli bir prensibi ve çerçevesi içerisinde gittiğimiz zaman sesimizi tabii kalkıp da çıkıp oraya kavga eder gibi ben bunu düşünüyorum, siz de buna inanmak zorundasınız tarzında değil de arkadaşlar ben özgüveni olan bir insanım ve şunu düşünüyorum deyip karşınızdaki insanların da sizi belki bu şekilde hani sizin düşüncenizi onaylamayabilirler ama sizi dinleyebilip kendi kafalarında başka bir pencere açabilirler. Yapmamız gereken bu aslında. Ve bizler buna ikna olduğumuz zaman, çünkü bu ikna tamamen bilinçaltımızla ilgili bir şey. Kendimizi ikna etmekle bir şey. Buna ikna olursanız zihninizde, o zaman buraya çıktığınız zaman bu zihinle gittiğiniz için daha rahat gideriz. Bu tamamen zihinsel bir ikna ile olan bir şey. Kendimizi buna ikna edeceğiz. İnsanlardan onay beklemeyelim. Kendi özgüvenimiz olsun ve doğal olalım. Kendimiz olalım. Buyurun. Biraz az önce de söylediğiniz çocuklukla alakalı bir şey olduğunu düşünüyorum. Çünkü kesinlikle. Bizler büyürken ne giyeceğine annesinin karar verdiği genellikle ne giyeceğine yine annesinin karar verdiği komşuya gittiğinde kaçma gözle aman ona el uzatma diye sürekli kontrol altında olan çocuklardı. Evet. O sebepten dolayı çok da yani bir anda şöyle söyleyeyim daha fazla yapamam.
Kendi karar veriyor değil mi giyeceğini? Hayır, ben onu giymeyeceğim diyor mesela. Hı-hı. Kendi parçası istediği parçayı alıyor. Ve doğal olarak daha özgüvenli çocuk var. Bizim etkiliğimiz biraz o yetişme tarzıyla alakalıydı. Hı-hı. Bize getirileri de vardı onların belki. Hı-hı. Ama bu anlamda götürdüğü şeyler de var tabii ki. Yani çocukluk çok önemli. Hı-hı. Daha fazla efor istiyor bizde bu durumu düzeltmek. O özgüveni, o konuşma. Yani mesela şey de var, aklıma geldi. Ben buraya geldiğimde bir haber spikerinin burada konuşma yapacağını duyup buraya kendimi şartlayıp bakalım konuşurken anlayacak mı diye oturduğumda sadece sizin hata yapmanıza odaklanacağım. Hmm. Ve dolayısıyla aslında anlayacak hiçbir şey dinlemeyeceğim. Sadece sizin hatanızı bekleyeceğim ve ben hiçbir şey almamış olacağım. Aynı şekilde sizle konuşurken o hataya odaklanırsanız hata yapacak mıyım diye kesinlikle hata yapacak. Ya hayatlık sadece konuşma için geçerli. Bir şeye karamsar başladığınız zaman zaten öyle gidiyor. Kesinlikle. Bunun da karşılıklı bu duyguyla da çok alakalı olduğunu düşünüyorum. Siz beklediniz mi buraya bir haber çıkacak, hata yapacak mı diye? Ben bekleyen var mı? Yapmayacağım. Peki, zannediyorum Fatih Bey ne kadar bir süreyi geride bıraktık? Tam bir saat oldu hocam. Tamam, bir saati böyle geçirmiş olmuş. Çünkü iki saat kısa bir süre ya. Şimdi geriye kalan bir saat içerisinde de biraz şeyden bahsedelim istiyorum. Bu artık daha diksiyon, fonetik işlerine girelim istiyorum. Çünkü süre kısa olunca aslında daha da toparlayıp hap gibi gitmek gerekiyor. Bir yudumda hemen hepimizin atabileceği bir şekilde forma getirmek gerekiyor. Şimdi sesten bahsetmiştik zaten diyaframdan. Mola mı verelim istiyorsunuz? Siz nasıl, arkadaşlar nasıl anlatıyorlar? Mola vermek isteyen var mı? İki saat çok kısa bir süre diye. Buyurun ne efendim? Mola vermek istiyorsunuz. Mola mı vermek istiyorsunuz? Tamam, 5 dakika bir mola verelim. Ondan sonra bu Türkçenin hemen öğelerini bir vurguydu, artikülasyonlu, fonetikli devam ediyoruz. Hazır mıyız? Başlayayım mı? Herkes burada mı? Şimdi bizim Doğruk Türbi Türkçe derken biz bölümleri ayırıyoruz. İşte bir artikülasyon var. O söyledim ya kelimelerin doğru söylenişleri, doğru telaffuzları, artikülasyon organlarımız, işte damağımız, dişimiz, bunlarda herhangi bir sorun olmaması ve bunların doğru kullanılması gerekiyor. İkincisi fonetik. Yani fonetik de kelime seslerinin doğru söylenmesi. Bir başkası işte diksiyon. Hep diksiyon dersi alacağım, diksiyon dersi almak istiyorum denir ama diksiyon aslında tek başına tamamlayıcı bir eğitim değildir. Bu diksiyonun içerisinde adı diksiyon olsa da vardır, artikülasyon vardır ve bunların hepsi bir araya gelip de bir eğitim olur. Aslında o eğitimin adı da tek başına bence diksiyon değil, tamamlayan bir etkili konuşma eğitimi olmak. Çünkü diksiyon onun içerisinde bir bölümün, bir eğitimin ayrı bir adı. Yani fonetik ve diksiyon birbirinden ayrılan eğitimler. Şimdi bununla başlayalım, fonetikle başlayalım istiyorum. Artikülasyonda zaten pek çok organımızdan, buralarda sorun olmaması gerektiğinden de örneklerle beraber gittik. Şimdi fonetik derken bizim, rahat duyuyorsun, şunların ikisini de kaldırayım. Bazı kelimeleri özellikle yanlış kullanıyoruz Türkçe'de. Mesela bu kelimelerden neler varmış? Sizce hangisi doğru? A doğru diyenler? Öyle mi? Şimdi A birisi kalemimi almış, B de biri kalemimi almış. A doğru diyenler? B doğru diyenler? A mı doğru? B doğru diyenler? Şimdi Türkçe'de birisi, kimisi yanlıştır. Biri, kimi denir? Birisi gelmiş, birisi bunu yapmış değildir. Biri gelmiş, biri bunu yapmış. Biri. Hani manadan ziyade artık konuşurken biri, bir kişi anlamında. Ya da mesela aynısı değildir. Aynıdır. V
Ve mesela bunun aynısını ben aldım demek yanlış. Bunun aynını ben aldım. Aynını. Evet, yanlış kullanıyoruz değil mi? Aynısı değil. Aynını, aynı. Bunun aynı, aynısı değil. Bunun aynı. Yani Türkçe'de birisi, kimisi, aynısı, sı eki yok. Biri, kimi, aynı. Doğru olan bunlar. Sonra anlam olarak kullandığımız yanlış şeyler de var. Mesela geri iade. İşte bu gömleği aldım, beğenmedim, geri iade ettim. Şimdi iade zaten geri vermek anlamında. Geri iade etmek onun gömleğinin tekrar size gelmesi anlamına dönüyor aslında. Ya da Sezen Aksu'nun da şarkısı vardır ama geri dön. Şimdi dönmek zaten gelinen bir yer, yani bulunan bir yere geri gelmek anlamındadır. Dönmek. Ama geri dön dediğiniz zaman bu insana bir daha döndürüyorsunuz. Ama bunlar bizim geri dön derler. Evet. Yok, geri, oradaki geriye dön başka bir şey ama. Arkana dön anlamında. Burada geri dön. Efendim buyurun. Buyurun. Yani meseleleri problem yaratma. Evet. O da güzel bir örnek. Evet. Mesela en çok kullandığımız yanlış hatalardan bir tanesi. Telefonla konuşuruz. Ama herkes kim olursa olsun hoşluk al deyip kapatmaz. Bay bay. Bay bay. Ya bay bay Türkçe bir şey değil. Bay bay. Evet, yani bu telefon mesajlaşmasında da tamam yazmak yerine ok bir kısa yöntem geliştirdik. Ama böyle de Türkçe'yi de maalesef katlettik. Bir başka yanlış. İnsan şok olmaz. İnsan şoke olur. Şok oldum diye bir şey yanlıştır. Şoke olmak doğrudur. Mesela işte gıdaları şoklamak tamam, o gıda. Ama insan şok olmaz. İnsan şoke olur. Başka hata bu. Şok, donmak anlamında. Şoke oldum. Şaşırdım anlamında. Yani şoklamak anlamında mesela şoku şey için kullanıyorlar. Aynı sıcaklıkta dondurmak. Mesela bir gıdayı dondurabilirsin şok ama o insan için geçerli değil. O bizim hissiyatımız, yani şaşırma duygusu şokedir karşılığı. Bazı kelimeler vardır. Umurumda değil. Hangisi doğrudur? Bakın bunların ikisi de doğrudur. İkisi de kullanılabilir. Çünkü kelime kökü umur. Kelime kökü umur. Umurdan türeyen, umursamaz. Umurum, çünkü konuşurken çok umursama, umurumda değilsin derken orada bir şey oluyor zaten. Birebir oturtmakta bir kulağa tırmalayan bir şey var aslında. Umursamak. Umurumda. U çok fazla U'ya boğulan bir yer var. O yüzden umurumda değil. Yani sanki U yokmuş gibi. Bu U'ya çok az basarsanız zaten umurumda gibi olur. Şimdi bazı harfler vardır özellikle fonetikte. Biz o harfleri çok üstüne basmadan gideriz. Mesela sonra kelimesi, sonra diye yazılır. Biz bunun doğru okunuşu sonradır. Aslında N var ama N'ye çok basmıyoruz. Hani geliyor mesela. Hani yüklemlerde sonunda R vardır. Geliyor. Biz R'yi orada yavaşça ineriz bitiririz. R'ye çok basmayız mesela. Geliyor demeyiz.
geliyor. Bakın R'yi söyledim. Ama çok hafif bir şekilde inişle beraber söyledim. Biz çok üstüne basmayız. Bazı harfler vardır. Aslında burada da aynı durum söz konusu. Aynı sonra da olduğu gibi sonra diye üstüne basarak değil sonra. Geliyor değil geliyor. Bazı harflerin bu şekilde çok üzerine basmayız. Sonra en çok kullandıklarımızdan örneklerle gidelim. İki cami arasında beynamaz kalmak bu A şıkkı. B şıkkı da iki cami arasında beynamaz kalmak. Hangisi doğru sizce? Şimdi bakın o kadar anlamsız kelimeler de türetebiliyoruz ki yani sırf ses benzediği için. Çok duyarım bunu. İki cami arasında beynamaz kalmak. Şimdi beynamaz diye bir şey yok. Uydurulmuş bir şey. Bir namaz kalmak, buradaki bir uzar bu arada, uzun sözleri, bir namaz kalmak değil, bir namaz kalmak. İki cami arasında bir namaz kalmak, bir çare gibi. Bu bizim dilimize Arapçadan girmiş olumsuzluk eki. Yani namazsız kalmak. Bir namaz, bir çare. Yani çaresiz kalmak. Ama bu bir'yi kısa okumuyoruz, uzun okuyoruz. Bir çare kalmak. Bir çare kalmak değil. Bir çareyim değil, bir çareyim. Efendim? Bir çare. Yok, o bu bir çare, bir tane çare anlamında değil, çaresiz anlamında kullanılan. Bir çare. Hı-hı. Evet, uzatmazsanız. Evet, bir çare arıyorum. Olur. Evet, o kaldırılınca. Bazı klavyelerde var aslında. Klavyenin özelliklerinde var ama çok kullanmıyoruz. Aslında kullanmadığımız için de çok karışan. Çünkü bakın bir namazdaki o bir namaz ya da bir çaredeki birinin üstünde aslında şapka var. Yani şapka vardı. Biz onları kullanmayarak kitaplara da bu şekilde girdiği zaman o uzatma kalkmış sandık. Buyurun. Yok. Efendim? Ama bugün kullanılıyor yine. Yani kimi insanlar o klavyeleri aslında çok teknolojiye bağlı bir şey. O kadar teknoloji, hayat aslında dil özellikle o kadar teknoloji üstünden gidiyor ki. Şimdi arkanızda mesela www.marmaragolf.tr yazıyor. Şimdi başta ben Türkçe'de olmayan, şimdilerde hani işte X'in Q'nun girmesi söz konusu alfabe, kürtelerin kullandığı dilden dolayı ama şimdi W diye bir şey yok ki Türkçe'de. Bir harf yok. Bir harfin karşılığı yok. Ama o ses var. Yani Türkçe'de W sesi var. Biz Türkçe'de W sesini çıkarıyoruz. Nerede çıkarıyoruz? Yok. Wow değil. Valla o wow bile İngilizce'den gelmiş bir ünlem. Yani öyle biz Türkiye'de öyle şaşırmıyorduk. Sonradan wow diye şaşırmayı öğrendik. Bakın, laboratuvar. Buradaki tuvar şeklinde okunuyor. Laboratuvar. Mesela biz haber okurken hiç dikkat ediyor musunuz bilmiyorum. Ben hani bildiğim için meslektaşlarım haber okurken dikkat ederim ve çoğunlukla onlar da böyle okur. Bakın. Bu nokta, şunlar nokta. Şimdi aslında bu şöyle yazılıyordu. Hükümet. Burada Q harfi var aslında şurada. Bakın. Hükümet. Bu U'nun üzerindeki eskiden olan şapka aslında Ü değildi. Hükümet. İkinci U'nun üzerinde şapka vardı. O ikinci U'nun üzerindeki şapkayı biz zamanla nokta yaptığımız zaman hükümet diye okundu.
Ama ikinci hu'nun üstündeki şakkayı geri koyduğunuz zaman o zaman o hükümet diye okunur. Bizim aslında Türkçe'de de Q harfi olmamasına rağmen aslında Q sesimizde var. Hükümet. Ama tabii kalkıp da bunun yerine hü'den sonra Q harfi koyup da met şeklinde de yazmıyoruz. Bu aslında hu'nun şapkalı haliydi. Bu gidince mesela hükümetin aldığı bir kararla işte haber okuyoruz. Hiçbir zaman ben dikkat ediyorum hükümet diyen de var ama hükümet aslında. Doğrusu bu onun şapkalı hali unutulmamıştı. Sonra en çok kullanılan yabancı kelimelerden bir tanesi de acenta derler. Acenta değildir. Acentedir. Biz buna acenta diyoruz. Sonra hep yanlış söyleniyor bu. Sezeryan değildir. Hani bu çocuk ne nasıl doğdu? Sezeryanla doğdu değildir. Şimdi bu nereden geliyor? Şu şekilde aklınızda kalır. İlk sezeryen doğum Sezar aslında. Roma'da Sezar ilk sezeryen şeklinde doğuyor. Sezar bildiğiniz Sezar. Yen de yan kırılır, kol kırılır, yen içinde kalırdan aklınıza gelebilir. İlk Sezar'dan geliyor sezeryen. Çünkü ilk sezeryen şeklinde doğan Sezar'dır. Ve oradan gelmiş bu isim. Yani şu da sezeryan değil de Sezar yen şeklinde aklınıza kalabilir. Evet. Sormayın. Bak, Exo. Exo. Nasıl yazarlar Exo? Aman sormayın, zaten onlar mahvolmuş bu durumda. Yani herkes her istediği şekilde yazabiliyor. Hakikaten. Egzoz gazı. Egzersiz. 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 Şöyle bir şey mi? Namaza gittim geliyorum mu diyorlar. Böyle bir şey yazılması gibi şey. Okunduğu gibi yazılması. Nasıl birinci geldi? Yani bakın bu kadar. Bize böyle bir şey var. Neden ne söylüyorsun? Yazdık, aracılar geliyor. Uzattıkları barakaların her sene kurdukları için kenarları belirlemişler, yanlış yazmışlar. Biz oturuyoruz içerisinde, kenarına yazmış. Yani ölüm mü, arkasında neresi? Yani biz herhalde 15-20 dakika çözmeye çalıştık. Arka tarafı yazacağı yere şey yazmış. Arka taraf. Yani bunu kendi konuştuğu şekilde yaptım. Evet, evet. Şimdi aslında bunun kaynaklanmasının nedeni bizim yazılı olarak, görsel olarak bunları uzun süre görmeyişimiz. Evet. Bu biraz tanım oldu. Yani kitap okumuyoruz. Yani kitap okusak göz aşina aldığı olacak. Ama tabii şimdi Türkçe öyle bir dildi ki Türkçe yazıldığı gibi okunmaz. Türkçe öyle bir dil. Mesela bunu nasıl okuruz? Değil diye okuruz. Şimdi bu değil diye okunuyorsa
ses olayından dolayı çünkü şimdi E harfi ile İ harfinin arasında yumuşak G okunmaz bir kere değil mi? Yumuşak G okunmaz Türkçe'de. Yumuşak G'yi okuyamayız. E ile İ'nin arasında yumuşak G geldiği zaman önündeki sesi uzatır. Bunu kaldırır. Bu da değil olur. Türkçe'de tabii konuşmanın üzerine bakın şunu düşünün. Biz konuşmayı öğrendik insanlar, konuşuyoruz ama bir alfabemiz yok. Bunu şimdi Türkçe alfabesini unutun. Bir alfabemiz olduğunu unutun. Bir alfabe yazmamız gerekiyor. Biz konuşuyoruz ama konuştuğumuzu yazıya dökmek için bir alfabe yazmamız gerekiyor. Ama işte Türkçedeki kullanılan alfabe, bunun içerisinde Arapçadan, Farsçadan, Osmanlıcadan giren o kadar çok kelime var ki bir araya getirdiğiniz zaman Türkçe, Latin harfiyle bazen buna karşılık bulamıyoruz. Ama bir de İstanbul Türkçesi denen belli bir Türkçe kalıbı var. Ve bu kalıplara döküldüğü zaman Türkçe yazıldığı ve okunduğuması farklı bir şey. Aslında İngilizce de böyle. Hani İngilizce deriz ya bu kelime nasıl okunuyor diye. Bir kelime görürüz bu nasıl okunuyor diye. Çünkü dillerin çoğunda bu vardır. Yani dillerin çoğunda mesela Fransızca'da da bir telaffuz vardır. İşte farklı çıkarırlar. La'yı, dö'yü, bunlara farklı çıkar. Her dilin vardır. Çünkü alfabe insanoğlunun yaratılışında biz anlaşmayı öğrendiğimiz zaman, isterseniz gözünüzün önüne mağaralarda insanları getirin bunu anlamak için. Belli sesler çıkararak biz bazı şeylerin adını koyduk. İşte buna silgi dedik, buna kalem dedik, işte buna masa dedik. Ama bunu derken bunun birebir karşılığını yazıya dökmek için alfabeler oluşturduk. Bütün alfabelere bakın ama bunların tam karşılığını, insanoğlu seslerin tam karşılığını şekillerle, bunu bir D harfi değil, bunu bir şekil olarak görün. Mesela bu kırık, hani çocuklara öğretiriz, karakterleri deriz. İnsanoğlu bu şekli koyarken buraya, bu sesi çıkarır diye koymuş. Bu şekle baktığımız zaman aslında birebir bu harflerin yan yana gelmesinden oluşan cümleler, sesler de tamamen insanoğlunun birebir söylemek istediğini yazıya dökmüyor. Bunlar bize kural gösteriyor aslında. Biz çünkü hep genetik olarak artık genlerimizde yazı E'dir, D'dir şeklinde gittiğimiz için sorgulamıyoruz, sorgulamadan öğreniyoruz. Ama sorguladığınız zaman şöyle bir mantık var. Bu aslında bir işaret. Bu nedir diye sorsam birisine E der. Bu E değil ki belki. Bunu, tamam, bu E sesinin işaretidir. Bunu gördüğünüz zaman bunu E diye okumamız gerektiğini işaret eder bize. Bunlar işarettir aslında. Harfler işarettir. Biz ama hani şeydir, hep öğretilir ve paket program gibi aldığımız için her şeyi bu. Baktığımızda bu E'dir. Tamam, bu bize E sesini çıkarmamız gereken işarettir bu. Bunun gibi dillerde işte İngiliz ayrı bir işaret sistemi kullanmış, onun alfabesi o olmuş. İşte Fransız başka bir şey, Alman başka bir şey kullanmış. Herkesin sistemi birbirine farklı. Bizim Türkçe'deki kullandığımız Latin alfabesi sisteminde direkt bunu karşılıyor. Mesela Osmanlıca'dan bir şey çevirmeye çalıştığınız zaman kız diye bir şey bulamazsınız. Kız mesela. Cinsiyeti kız olan, kadın olan canlının karşılığını Osmanlıca'da kız diye bulamazsınız. Kızdır. Kız diye yazar. Çünkü Osmanlıca kelimelere baktığınız zaman G harfiyle yazılır. Yani G'yi karşılayan işaretle yazılır. Arapçadan gelen şeylerle, alfabeyle birlikte. Mesela kız yoktur orada, kızdır. Mesela K harfiyle, K ile G'nin, mesela ben Osmanlıcadan bir şey çevirmiştim. Kız, 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 acaba bunun sonunda başka bir şey mi gelecek diye, yani bir şeyle birleşiyor mu diye arıyorsunuz orada. Mesela içinde anlatılan bir şey vardı, kara bucak baskını. Ben bunun kara bucak baskını olduğunu gara bucak diye okuyup duruyorum. Ama gara bucak, gara bucak bu bir şey demek istiyor. Osmanlıca bir karşılığı var belki derken aslında bunun kara bucak baskını olduğunu anladık. Yani K harfleri mesela Osmanlıca'da G olarak karşılanıyor. Direkt K harfi diye bir şey bulamıyorsunuz. O yüzden Anadolu'da insanlar genellikle mesela kız demez, kız geliver der. Ses gelişi oradan geliyor. O da biraz sanki kravat, K'lerle G'lerin ayrılışı birbirinden. Evet. Sonra en çok kullanılan mesela biz anti kelimesini de çok sanki, bu da aslında yabancı bir şey, anti demek, karşıt demek.
silemek aslında başına geldiği kelimeyi olumsuz yapan, karşıt anlamı veren bir ek. Ama bizde kullanılan, Türkçe'de kullanılan başka bir şey de var. Antır parantez demek, parantez açmak demektir. Antır. Antır parantez, parantez açıyorum demektir. Ama hani az önce bi namazla bey namazla karşılaştırmıştık ya, aslında bey namaz diye bir şey yok da insanlar ses benzemesinden dolayı uyduruyorlar diye, işte o uydurma burada da olmuş. Antır parantez, ses benzemesinden dolayı anti parantez gibi algılanmış ve insanların dilinde anti parantez diye de dolaşıyor. Anti parantez derseniz anlam olarak parantez karşıtı olur. Şimdi ben parantezlere karşı bir insanım mı diyeceksiniz? Şimdi anti parantez nerede kullanılır? Anti parantez de anlamsız bir şey olur. O yüzden anti değil, antırdır doğrusu. Efendim? Evet, onlar da kalktı. Haneler, ya hasta hanesi, haneden gelen bir şey. Pasta hanesi, eczahane mesela. Ama bunların hepsi zaman içerisinde kalktı. Ve eczane. Toplum aslında bunu yapıyor. Hani hep söylüyorum ya, aman bay bayı çıkaralım, onu söylemeyelim, teknoloji bizi değiştiriyor, geliştiriyor. Aslında toplum şeyler bir müddet sonra kitaplara giriyor. Kitaplara da girdikten sonra bir müddet sonra artık legalleşiyor, resmileştiriyoruz onu. Kendi içimizde resmileştiriyoruz. Farkında olmadan bazı şeyleri alıp daha resmi kullanılır hale getiriyoruz. Mesela insanlar sohbet etmek, yani internet üzerinden sohbetin adı chat. Ama chat Türkçe değil. Ne yapıyorsun? Chatleşiyorum. Şimdi chatleşiyorum. Chat İngilizce, leşmek Türkçe. Ne yapıyorsun? Chatleşiyorum. Ortaya bir tabir çıkıyor. Peki desek ki ne yapıyorsun? Sohbet ediyorum. Çünkü biz sohbet etmeyi direkt karşılıklı olarak yapılan bir şey olarak algılıyoruz. Ama chatleşmek deyince chatleşmeyi internet üstünden yaptığınızı anlıyorsunuz. Şimdi bir arkadaşınızla telefonda konuşuyorsunuz, ne yaptığını görmüyorsunuz. Ne yapıyorsun? Chatleşiyorum deyince bilgisayar ortamında, biliyorsunuz dijital bir sanal bir ortamda. Ama bunu size sohbetleşiyorum, sohbet ediyorum dese Türkçe olarak karşılığında, o zaman siz onun karşısında biri var zannedeceksiniz. Ya algılar bu şekilde oturmaya başlayınca bu artık yaşam biçimi oluyor. Bizim bu algıları yıkmamız lazım. Ama mesela faksı değiştiremiyoruz ki. Gerçi faks da artık kullanılmıyor ama belge geçeri kim kullandı? Ya da otobüs için çok oturgaçlı götür geçi kim kullandı? Aslında şöyle bir sorun var. Türk Dil Kurumu'nun bize acilen kullanılabilir kelimeler türetmesi lazım. Yani ne bekliyorsun? Çok oturgaçlı götür geç bekliyorum. Otobüs bekliyorum. Şu da var aslında. Çok önemli bizim aslında yaptığımız en büyük hatalardan biri. İnanın teknolojinin adını kim koyuyorsa dünyayı o yönetiyor. Dili de o götürüyor. Otobüs nereden gelmiş? Bastan geliyor aslında. Otobas. Bas station yazar ya İngiliz otobüs durakları falan. Otobüs Türkçe bir kelime değil ki. Ama bu bizim otobüsün biz dışarıdan aldığımız için, kendimiz yapmadığımız için o adamların koydukları isimleri kullanmak zorunda kalıyoruz. Mesela Türkçe bir şey yapılsaydı mesela Behçet hastalığı. Niye Behçet hastalığı? Doktorun adı Behçet. Behçet ismini koyduğu için Behçet hastalığı. Siz mesela Japonya'ya da gitseniz bir hastalık varsa bu hastalığın adı ne? Behçet hastalığı. Japonlar da o hastalığını Behçet hastalığı olarak tabir edebilirler. Yani kendi dillerine çevirmişlerdir mutlaka. Bir tıp literatüründe bir şeyleri vardır, koymuşlardır. Çünkü herkes bizim gibi değil, onlar bir karşılığını bulabiliyorlar. Ama biz işte mesela yoğurt, yoğurt Türkçedir. Ve yoğurt, yoğurt diye yazılır. Yani bizim en büyük başarımız zaten dil konusunda yoğurttur. Alabildiğince mayalayın. Hakikaten ama böyle bir şey. Yani biz ne kadar bir şeyleri kendimiz yaparsak, dışarıdan aldığımız zaman bir şeyi aslında sadece o ürünü satın almıyoruz. Bir yaşam tarzı satın alıyoruz, bir kültür satın alıyoruz ve bir dil satın alıyoruz. Ama o dili satın aldığımız zaman da o yüze gelen de bizim kendi dilimizi de başka bir hale getiriyor.
aslında hakikaten doğru Türkçe öğrenmekle beraber doğru Türkçe yapmak lazım. Bu daha önceki işte teknolojinin içerisinde daha fazla dünyada işte gelen teknolojilere ya birebir biz onları hani gümrükten girerken ona yalınır ya hakikaten bir şeyler gelirken onlara direkt gelirken direkt Türkçe isimler bulmamız gerekiyor. Daha en baştan bunları yapmamız gerekiyor. Hayata taktığımız değerlerin keşfini yaparsanız sizin verdiğiniz adam olmuyor ama karşılığınız yaparsa bakın adamlar hiçbir para harcamadılar bizim dilimizi yabancılaştırırken. Biz Türkçeyi kaybederken kim para harcadı? Bunu biz kendimiz yaptık. Ve bir toplumun hayat damarıdır kendi dili. Yani biz bunu kaybedersek, şimdi yeni nesil bizim kullandığımızdan daha fazla İngilizce kelime kullanıyor. Dili öğrensinler, çok güzel bir şey. Ama Türkçeyi yabancılaştırdığınız zaman, artık herkes farklı bir dil öğrendiği zaman, o zaman şunu düşünüyorsunuz, 50 yıl sonra Türkçe denen bir şey kalmayacak. Bakın 50 yıl çok kısa bir tabir olarak görülse de teknoloji çok hızlı ilerliyor. Yani benim annemin zamanında cep telefonu hayal edilemezken bugün cep telefonu olayını açmış durumdayız. Cep telefonunu açtık şu an. Ya akıllı telefon diye başka bir şey yapıyoruz. Tabii ki başka bir şeyin noktasındayız şu an. Artık yani şu makine sadece şey değil, telefon değil. Bu telefon olmaktan çıktı artık. Her şey bu. Ben bu dünyayı buradan görüyorum. Ve bakın 5 yıl sonra bu da kalmayacak. Çöp olacak bu 5 yıl sonra. 5 yıl öncesini düşünün şu makineleri, telefonları. Çöp oldu hepsi. Kimse dönüp yüzüne bakmıyor. Yani atıyorum 3210 diye bir model vardı. O zamanın en iyisi oydu. Mesela bunların ilk çıkan versiyonlarını düşünün. Herkes dehşetle bakıyordu. Ah bak dokunuyorsun, ekran kayıyor gidiyor. Nasıl bir dehşetti. İnsanlar dokunmaya korkuyorlardı ekran değişecek diye. Öyle bir teknolojiydi. Şimdi bizim programın içerisinde bilim dünyası diye bir köşemiz var ve gelecekte neler olacak diye videoları yayınlıyoruz orada. İnanamazsınız olacak şey. Yani tamamen boş bulduğunuz saydam her yer ekran olacak. Şimdi bunu bize pazarlayan adamlar buna isim bulacaklar. Efendim? Neyle ilgili bir çalışma? Gelecekte televizyon, ben 2,5 senedir üzerine çalışma yapıyorum bu futuristlerle birlikte. Geleceğin yayın teknolojileri nasıl olacak diye bir çalışma. Gelecekte siz bizi evlerinizde 3 boyutlu olarak seyredeceksiniz. Ekranın mantalitesi tamamen ortadan kalkacak, hiçbir çerçeve kalmayacak bir kere. Üzerinde siz beni sanki evinizde gibi 3 boyutlu izleyeceksiniz. Çünkü hayat artık 3 boyutluya gidiyor. Ve mesela şu yüzey üzerinde bunu daha çerçevesiz bir cam olarak düşünün. Ama bu cam belli bir bilgisayar yüzeyi. Bunu koyduğunuz zaman düğmesine basacaksınız bir şekilde. Ve ekranda karşınızda tamamen saydam boşluk üzerinde yansıtma, hani projektör gibi düşünün. Yansıtma olarak herkesi ve her şeyi 3 boyutlu olarak izleyebileceksiniz. Bu buraya gidiyor. Yani şu an bunu yapıyorlar. Hatta işte bu cihazların, akıllı telefonların işte gelecek versiyonu öyle çıkacak diye ortaya atılan videolar vardır. Aslında onların üzerine çalışılıyor. Yani artık bunlar bitti. Şu dokunmatik ekranlar da bitti. Artık yapmaya çalıştıkları şey bu. Artık bunları çalışıyorlar. Ve hakikaten çok hızlı. Bakın göz lensleri vardır ya, göz lenslerini çipli olarak tasarlanıyor göz lensleri. Artık bilgisayarlar göz lensinde olacak. O lensi takacağız. Baktı mesela ben duvara bakıyorum. O duvarın nasıl yapıldığı tıkır tıkır karşımda çıkacak. Hani tek bu şey film, bilim kurgu filmlerinde vardı ya. Hani Terminator falan vardı. Orada mesela o baktığı zaman her şeyi görebiliyordu. Bilgisayar adam gibi. İşte gidecek. Bu duvarın arkasında ne var görebiliyor şeklindeydi. Orada da mesela ağaca bakıyor. Ağaçla ilgili bütün özellikler. Şu akasya ağacı 65 yıllık. İşte şu özellikleri vardır gibi. Google'ın çıkarttığı, bakın Google bunu yaptı, bir tane gözlük üretti. Bu gözlüğü siz taktığınız zaman bilgisayar ekranı gibi görüyorsunuz her şeyi. Baktığınız her şeyle ilgili bilgi görüyorsunuz. Çünkü algısı, duyargısı var o camların. Şimdi bunun daha gelişmiş, bu yapıldı. Ne yapılacak? Hazırlanıyor. Şimdi o lensler hazırlanıyor bize. Bildiğiniz gözünüze takacaksınız. Siz bana baktığınız zaman ceketini nereden almış? Ondan sonra işte makyajında ne kullanmış? Bunların hepsini tıkır tıkır göreceksiniz. Satışla. Bakın bunun üstünden çok güzel bir pazarlama satış tekniği. Tabii tabii. Satış tekniği. Bakın siz bana baktınız, ceketimi çok beğendiniz. Bu ceketi nereden aldım, kaç para aldım sizin gözünüzde çıkacak. Size bir de onu oradan satacaklar. Çok beğeniyorum. Hani internetten girip alıyoruz ya, alışveriş yapıyoruz ya.
O gözlük üstünden beğenildiğiniz zaman bir de onu oradan alacaksınız. Evet. Baktığınız zaman mesela kimi televizyonlarda bu kullanılan smart TV'lerin işte gelişmiş versiyonlarda var bu. Bunları yapacaklar. E şimdi bunlar yapılırken bunlara bu adamlar isim verecekler. Ya bunu biz yapmıyoruz maalesef. Bunu Türkler bulmuyor. Bunun patenti, bunun ismi koyulacak. Bu sistemin adı Mehmet değil. Bu sistemin adı Sevinç değil. Bu sistemin adı Türkçe olmayacak. E ne olacak? İşte biz bunları alırken ama bunlara birebir hakikaten bu yönde bir çalışma yapıp asıl işte Türk Dil Kurumu'nun, devletlerin bununla ilgili bir çalışma yapıp kardeşim bu teknoloji bize satılırken biz buna nasıl gümrükten girerken belli bir denetimleri var, belli bir vergisi, susulusu var. Kardeşim Türkiye'ye bu giriyor mu? Buna bir isim vereceğiz, bu isimden satılacak diyeceksin. Bu bir zorunluluk olacak. Ve bu dili koruma yasası olacak. Başka çaremiz yok, yoksa gidiyor. Yani kim kalkıp da Halide Edip Adıvar okuyor bugün? Buyurun. Evet. Broş hangi ülkene ait? Türkiye. O ürünü tercih etmeyecek. Ama ben onu broş olarak yazdığımda insanlar Fransız ürünü zannedip mal yetiştiremiyorsunuz. Yani devletin gerçekten bir kanun çıkarması gerekiyor. Ya özellikle Avrupa'ya özentiyi bırakmamız gerekiyor. Yani yerli mallar haftamız vardı. Ben çocukken hatırlıyorum. Nerede kaldı? O da bitti. Evet. Yani özellikle efendim benim buradaki arkadaşlara önerim. Devletimizin de zaman zaman Sanayi ve Ticaret Bakanımızın programlarında ben duyuyorum öyle. Bir kurum, bir marka oluşturacağımız zaman hani derler ya liderlik evde başlıyor, siyaset evde başlıyor. Ya biz de öncelikle kendimize düşeni yaparsak Türkçe konusunda en azından markamız Türkçe olsun. Ve sadece Türkçe bence personele eğitim vermekle değil, aslında böyle bir kampanya bugün İstanbul'dan başlar, pek çok yere kadar yayılır, teknolojiye isim veriyor. Yarışmalar düzenler, gencir, zehir gibi çocuklar var ve her şeye Türk Dil Kurumu'ndan daha güzel isimler bulurlar. İsim bulunsun ve bununla da kalmasınlar, aslında insanların Türk malına yönlendirecek mesela kampanyalar yapılsın. Hani birinin bir kurumun öncülük etmesi gerekiyor ya. Evet. Türkiye'nin kendi içindeki etnik ama yok yani bu illa ne bileyim yani bir insan bir mal ürettiyse buna Türkçe bir isim verdiyse mesela bu desteklenmeli bu konuda. Hani canı istiyorsa Kürtçe isim versin. Onu da desteklensin. Ama önemli olan burada Türkçenin desteklenmesi. Hani biz demiyoruz ki Kürtçe, Çerkezce, neyse onlar desteklenmesin demiyoruz. Ama şu Türkçemiz desteklensin. Evet. Açısından ve bunu kullanarak burada işler yapıyor. Yani ama Mitsubishi firması dava açsa çok büyük şey alıyor. Hayır. Ondan alıyor zaten. Onun izniyle. Ona bir para ödeyerek alıyor yani. İsim hakkını para ödeyerek alıyor. Yani bu tarz şeyler de var. Yani Türk malı yani büyük çapta kullanan aslında mesela inşaat sektöründe de firmalar hep genelde işte yabancı firmaları tercih ediyorlar. Yani bunun sebebi de Türk malına güvenmemeleri. Halbuki çoğu da Türkiye, mesela en büyük firma asansör sektöründe Otis firması mesela. Ama burada yine yerliler yapıyor bunu yani. Aynı elemanlar yapıyor. Bir çelişki olduğunu, bir samimiyetsizlik olduğunu düşünüyorum ben. Şimdi biz Türk malından kaçıyorsak
Çin malının da ne kadar kötü olduğunu biliyoruz. Ama Çin malı gördüğüm her şeyde Çin, bu da Çin malı. Yani sonuçta Çin'de üretiliyor sonuçta. Ama hepsi kötü değil. Mesela o Otis dediğimiz firma Çin'e Sanayi Bakanı da onu savundu. Bir tamamen Çin'de yapıyor. O demiş ki yok demiş Türkler geliyorlar burada en ucuzundan en kötüsüdür. En ucuzu diye alıyorlar sonra Çin malı diye satıyorlar. Tabii o da ucuz ve kötü olduğu için bütün Çin malları böyle tanınıyor diye bir açıklama yaptırmış. Yani kabak yine bize patladı. Ama bence doğru söylüyor yani. Pazarlama şu kötü. Düşünmelerden de dünya markaları çıkıyor. Yani dünyanın her yerinde kutuplarda marka. Biz ona güven verirseniz ya marka kelimenin güven kelimeye markaya ruh vermektir. Siz kelimenizin mesela korkmaz markasını yazıp da ekibiniz en ufak bir şeyde çekilirse güven veremezsiniz. Markanızın arkasında durursanız zaten marka Türkçe de olsa, Yunanca da olsa bir güven oluşur ve o güven dalgalar halinde küreleri aşar. Tabii ya kesinlikle. Mesela ben Türk firmasıyım, Türkçe isim verdiğim için satılmıyor. İnsanlar işte broşür Fransızca zannettiği alıyor. Ya gelip de bir şeylerden Türkçe isimden vazgeçerseniz hepimiz vazgeçmeliyiz o zaman. O zaman o iş ilerlemez. Ama zaten herkesin bir taşın elinin altını koyup bir cesaretle gitmek lazım. Hepimize, yani bu kişisel bir geniş işlem ve açıkçası çocuklarımızı da bu konuda eğitmemiz gerekiyor. Çünkü çocuklar inanılmaz İngilizce kelimeler kullanıyorlar. Çünkü okullarda artık daha fazla İngilizce öğretildiğiz. Öğrensinler ama her şeyin İngilizce karşılığı var onlar için. Yani kendi aralarındaki konuşmalarını böyle dehşete kapılarak dinliyorsunuz. Çünkü her şeyin İngilizce bir karşılığı var. Telefonlarında da mesela ben de bu an. Evet. Çok dikkat ediyorum. Artık böyle harfleri çıkarmıyor. Hı hı. İşleyişli konuşma şekli var ve ilgisinden başlıyor. Evet, kesinlikle. Ben mesela şey beğenmişimdir. Her ne kadar reklamda tepki de alsa teyze de o reklamı tekrar yayınlamıyorlar da teyze yapmış diyorlarmış. Soğuk çay dili markası. Öyle dili, öyle dedim. Hani şey gibi demekten gelen teyze öyle dedim. Oradan geliyor dizi, alıp size ne İngilizce ne Fransızca. Hani az önce dedik ya, Türkçe tepki alıyor, Türkçe mi olsun, Lazca mı olsun, ne olsun diye. Öyle mi olan o değil, öyle mi olan bizim olsun. Yani İngilizce olmasın, Fransızca olmasın, Almanca olmasın, Çince olmasın, bizim olsun. Evet, dedi değil mi? Aa, buyurun, illa Öztürkçe, dedi değil bunun adı. Teyzenin kullandığı, dedi. Bizden olsun, bizim olsun. Konu bu. Evet. Evet. Bunun gibi aslında çocuklara daha küçük yaştan öğretmek lazım. Sabah işte Pepe karakteriyle konuşulurken dün akşam da yine bizim kanalda Habertürk'te Başçek Pamir'e konuktu bahsettiğim kişi. Pepe karakterini yaratan mesela Pepe ismi hiç bilmeyen bir insan Pepe'yi yurt dışından alınmış bir karakter zanneden. Pepe diye işte ortaya koyan Ayşe Şule Bilgiç Pepe diye Adıyaman'da konuşamayanlara diyorlar. Hani kekeme, Pepe, Pepe. Aslında Pepe oradan gelen bir şey. Pepe Türkçe. Yani hani Pepe eskiden derlermiş ya kekemeye denilen hani Pepe yapıyor derlermiş Pepe. Aslında Pepe'nin anlamı oradan geliyor. Efendim? ama aslında hakikaten söylenilen şey çok doğruydu. Bakın çocuklara ne verirseniz alıyorlar ve Pepe ile çocukların türkü öğrendikleri, halk oyunlarını yeniden öğrendikleri değil mi? Aslında çok da büyük bir iş başardılar. Çok güzel bir iş başardılar. Pokemon'u izleyip de pencereden atlayan çocuklardan sonra efendim? Bakalım ilerleyen zamanda belli olur onlar da. Ama hakikaten hani bize özgü bir şey gerekiyor. Yani şu dili Türkçe'yi korumak için bize özgü bir şey olması gerekiyor. Ne yapalım? Devam edelim mi? Saat
Edeyim mi? Hani belli bir saat koyuyor musunuz diye. Şimdi hayır kelimesi. En fazla yaptığımız hatalardan biri de okunuşta hayır deriz. Hayır değildir. Hayır. Hayır, bir de hayır işi işlemek vardır. Hayırlısıyla ol, hayırlısıysa olsun der gibi. Hayır. Bu bir hayır işi. Ama biz bunu iki hayırı birbirinden ayırmak için hayır deriz ve hayır yanlıştır. Hayır. Evet, bir üstüne bastığımızı zannederiz ama hayırdır. Mesela bugün gelmeyeceğim, yarın geleceğiz deriz. Yarın da değildir, yarındır. Bunları uzatmayız, kısa söyleriz. Sonra en çok uzadıklarımızı seçmeye çalışıyorum. Bu da mesela çok yanlış yazılır. Makina değildir, makinedir. O kadar çok yerde bunu yanlış görüyorum ki, makina, kocaman tabela asmışlar, makina yazıyor. Makina değildir, makinedir. Aile mi söylüyorlar? Yanlış yazmışlar. Aslında makine. Yanlış yazıyorlar, makine. Meyve mesela, meyve değildir, meyvedir. Meyve suyu değildir, meyve suyudur. E ile yazılır. Bu arada bir başka ayrım daha, haberlerde görürsünüz ve acaba doğru mu yazıyor, doğru mu söylüyor, yanlış mı söylüyor bilemez. Ha, o bir şey çıkmadı işte. Şimdi bunun şöyle bir anlamı var. Bir insan suç işledi. Ahmet suç işledi. Ahmet'in işlediği suç mahkemede kesinleştip Ahmet ceza aldıysa, yani mahkeme dediyse Ahmet bu suçu işlemiştir, katildir, o cinayeti Ahmet işlemiştir, o zaman Ahmet katildir. Ama Ahmet cinayeti işlemiş, kaçmış gitmiş, mahkemeye falan çıkmamış daha, ya da biz gerçekten bu cinayeti Ahmet mi işledi, ortada delili var, şusu var, busu var bilmiyoruz. O zaman katil zanlısıdır. Katletmekten gelir. Hani katli vacip mi derler ya, katilden gelir. O da katletme zanlısı olduğunu düşünüp katil zanlısıdır. Yani suçu kesinleşmedikçe her suç işleyen, cinayet işleyen kişi katil zanlısıdır. Ama mahkemeye çıktı. Dediler ki Ahmet bu cinayeti işlemiş, biz Ahmet'e 55 yıl ceza veriyoruz, Ahmet katildir. Mesela kimin öldürdüğünü bilmiyoruz. Ortada bir cinayet var ama biz bunun haberini vereceğiz. Katil deriz. Çünkü orada bir cinayet işlenmiş. Ama Ahmet'ten bahsediyor. Ahmet yakalanmış, işte zanlı olarak. Direkt zanlıdır çünkü. Ahmet katil zanlısıdır. Mahkemece suçu kesinleşene kadar katli yaptığı düşünülen kişi katil zanlısıdır. Öyle bir ayrım var. Mahkemenin kararı, yani katil midir değil midir? Mahkeme zaten kesin hükmü vereceği için mahkeme. İnmemiş öyle. Kelimeyi irdelediğim zaman çok anlam tuhaf geliyor bana. Katil zanlısı. Katil dediğin zaman, katil dediğin zaman doğru. Okey. Okey. Bir daha söylüyorsunuz. Hani anlatıyorum, anlıyor musunuz şeklinde? Okey. Aha. Ondan sonra katil. Der katil. Bakın bu şapkanın üstünde de altında evet, şapka vardı. Katil. Katil. Anladığını gösteriyor. Farklı yerde iki.
Yavaş yavaş kullanılmaya başlandı o şapka dediniz. Şapkalar yere yere kimse olmuyor. Ayrıştırılamıyor yani. Kelimeyi bilen kullanabilir. Bu eğitimi almaya başladıkça artık onu nerede uzatacağız? Bunlar da kısa söyleyeceğiz. Derdini öğrendikten sonra, bu kalbiye kapıldıktan sonra yeniden kullanılmaya başlandı. Çekilen baskılarına ve gazetelere girmesi gerekiyor. Yani yazılı basın, yazılı organlara girmesi gerekiyor. Hani Fransızca'da üzeri çizgide E vardır ya, onun gibi bunu klavyeye girmemiz gerekiyor. Bakın orada teknoloji çıktı karşımıza. Şimdi ben şu makineyi kullanırken bunun içerisinde kullandığım klavyede eğer A'nın üzerine yapabileceğim bir sistem yoksa yapamam. Ama bunda varsa o A'yı da kullanırım. Burada yine buna geldik. Yani Türkçe biliyorsunuz bir F klavye var Türkçe. Kullanmak için hazırlanan bir klavye. Onu bile kullanmıyor. Artık Q klavye kullanıyoruz. Çünkü İngilizce klavye. Efendim? Şey şapka. Var ama direkt kullanabileceğiniz şey şeklinde çıkmıyor. Kim kaç kişi kullanıyor ki? Ama o da Türkçe için gene koyulmamış. O başka bir dil için kullanılmış yine maalesef. Yani Türkçe için kullanılmış dil seçeneklerine baktığınız zaman orada yine A'ların, I'ların, U'ların üstünde sesli harflerin üzerine gene şapka göremiyorsunuz. Başka diller için kullanılmış da biz alıp onu kullanıyoruz oradan. Yok değil. Şimdi Türkçe'de yumuşak G'yi okumuyoruz. Yumuşak G ama kullanıldığı yerlerde yumuşak G'yi nasıl okuyacağız? Öyle bir sorunumuz var. D yumuşak G diye okumuyoruz. Şimdi yumuşak G eğer E harfiyle İ harfinin yani iki açık sesinin arasına geldiği zaman şuraya bir yumuşak G geldiği zaman bu E ile İ'den E kalkıyor. E sesi. O zaman İ'yi uzatıyor. Önünde yumuşak G olduğu için İ'yi uzatıyor. Bu da değil oluyor. Değil. Bakın değil demek o kadar zor bir şey ki aslında. Ağzınızı açık asıyorsunuz. Değil. Öyle değil. Değil. Öyle değil. Aslında kelimenin gelişi yani bizim ağız gelişimiz zaten onu veriyor bize. Hani dedim ya Türkçe'de aslında alfabelerde aslında bunların bir işaret sistemi olduğunu düşünürsek aslında her şey bizim tamamen ağzımızdan çıktığı şekle belli bir prosedüre uygun gitsin diye bunlar yerleştirilmiş bu işaretler. Mesela bununla ilgili başka ne örnek verebiliriz? A mesela. Bunu nasıl okuyoruz? Aa, bakın ne yaparsanız yapın yumuşak G'yi çıkaramazsınız. Sanki şöyle geliyor. Aa, böyle çıkmıyor mu zaten? A diye çıkmıyor mu ağzınızdan? Hocam D-Y-M'de nasıl olacak? Y oluyor. Bakın. O zaman yumuşak G'yi Y olarak okuyoruz zaten. Çok bizi dilimizde belli zaten. Kendimiz bunu bulabiliyoruz. İlla bunların aman ben bunu ezberleyeyim de böyle söyleyeyim'e gerek yok. Değirmen değil, değirmen. Abi mesela. Abi, orada. Abi, abi. Başka ne vardı şimdi? Kağıt mesela, kağıt yazılır ya. Kağıt diye okumayız herhalde değil mi? Kağıt diye okuruz. Bu hiç unutmam. Rahmetli Haluk Kurdoğlu bize diksiyon dersimizi o veriyordu. Dedi ki bunu nasıl okursun dedi. Şimdi ben de hani ilk gitmişim derse düzgün okumaya çalışıyorum ya. Şimdi normalde kağıda kağıt diyoruz. Ama hani düzgün okuyacağım ya. Normalde kağıt diyorum ama bunu nasıl okursun deyince ben de kağıt dedim. Dedi ki yanlış kağıt, normalde kağıt mı diyorsun? Hayır değil aslında dediğim gibi hani ağzımızın bir şekli var. Bu yazılışı. Çünkü yumuşak G'yi zaten okuyamıyoruz ki. Bunun doğrusu yumuşak G burada kağıt.
Kağıt dediğimiz zaman yapmacık oluyor aslında. Kağıt diye bir şey yok. Kağıt. Yok, yazılışı böyle. Okunuşu. Siz de kağıt diye okursunuz değil mi? Kağıt. Yok, kağıt değil ama kağıt. Şimdi... Efendim? Arda. Yok, o da kalmıyor. Bakın. Ağrı demiyorsunuz ki. Ağrı diyorsunuz. Ağrı. A uzuyor. Ağrı. Ağrı dağ. Mesela dağı, dağ. Ağrı dağ diyorsunuz. Dağ. Değil mi? Ağaç mesela. Yine. Nasıl okuyoruz? Ağaç. Ama şu mantıkla düşünün. Bakın ters düşünüyoruz. Diyoruz ki madem böyle okunuyor niye böyle yazılmıyor? Ama dedik ya bunlar bir işaret dizisi aslında. Yani yazılışta alfabede Latin alfabelerine yumuşak G'yi yerleştirmişler. Aslında var olan, birinci var olan bizim okunuşumuz. Yani ağaç, dağ, ağrı. Bu bizim normal varoluştaki okunuşumuz hepsi. Ama bunu işaret diliyle alfabeye döktüğümüz zaman buna gelen kural yumuşak G. Hani A'yı uzun olduğunu göstermek için bakın düşünün. Ne koyulabilirdi? Belli kural koyulmuş. İki tane A yan yana yazmak, iki üç tane A'yı yan yana yazmak değil. Onun yeri de yumuşak G. Loğlu. 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 Bunu okuyamıyorsunuz. Loğlu. 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 U yapıyor. Mesela benim soyadım da Satıroğlu. Satıroğlu diye okumuyoruz. Satıroğlu. Oğlu. Şurası. Oğlu oluyor. Burası. Burası Loğlu. Loğlu. Mesela Egemen Bağış. Bağış değildir. Özel isim de olsa değil. Bağış değildir. Egemen Bağış. Allah bağışlasın mı dersiniz? Allah bağışlasın mı dersiniz? Allah bağışlasın. Bağışlasın değil. Bağrı yanık. Bağrı. Aslında çok söylüyoruz mesela bağrı yanık. Bağrı yanık. Bağrı. Aslında yani biz dilimizde bunu kullanıyoruz. Ekstra bir şey öğrenmiyoruz. Bağrı yanık. Var mı başka sormak istediğiniz kelime? Ama işte olmuyor yani. Yani o zaman kelimeler karışıyor. Mesela ağaçtaki bir sürü uzun daha uzun mesela şöyle okunabilir. Kapıyı ağaç. Ya kelimenin kelime ağaç. Şimdi bir aç var. Açmak var. Bir de ağaç var. Yumuşak G'de başka bir dilde karşılık olarak yok. Yani Türkçe'de var diyebiliyorum. G olabilir ama yumuşak G mesela İngilizce'de yumuşak G diye bir şey yoktur. O bize ait bir şey ve buradaki sesleri kullanmak açısından da hani dedim ya bize kız diye bir şey yok aslında Osmanlıca'da kız var diye. İşte oradan gelirken bazı şeylerin karşılıklarını yapabilmek için Latin alfabesinde işte bizim kullandığımız bugünkü Türkçedeki Latin alfabesinde bazı işte ünlüler, ünsüzler bunları getirmek gerekti. Bunları getirince de direkt bu seslerle oturdu aslında. Efendim? Biz mi? Yok, harf devrimi zaten yapılmış İstanbul Türkçesi diye kullanılan bir şey var. Kendi dilimize sahip çıkalım yeter. Yeni bir devrime gerek yok da şu yabancı kelimelerden bir kurtulalım. Onlar bile yeter. Teknoloji. Yapabildiğimiz kadar. Yapacak başka bir şey yok. Bu mümkün değil. Elimizden başka bir şey var mı diye ben bakıyorum.
Sarımsak. Aslında bu bakalım. Şuraya hep mütalar. Üniversite olur. Yanlış. Üniversite. O da yutuluyor. O da yanlış. Ama üniversite diye okumak lazım bunu. Üniversite değil. Üniversite. Zaten şimdi bir insanın diksiyon eğitimi alıp almadığını ben şimdi haberle okuyan arkadaşlardan, meslektaşlarımdan bakıyorum. Hakikaten bir diksiyon eğitimi almış mı almamış mı diye. Çünkü bazı kelimeler var. Özellikle. Hani mesela haberi okuyor, egemen bağışı nasıl okuyor? Üniversiteyi nasıl okuyor? Hükümeti nasıl okuyor? Bu kelimeleri dinliyorum. Çünkü en sık geçen kelimeler bunlar. Eğer bu kelimeleri az önce dediğim gibi hükümete hükümet diyorsa, üniversite demiyorsa üniversite diyorsa, işte bağış demiyorsa bağış diyorsa, bir de şöyle bir şey var. Cemil Çiçek mesela çiçeğin değildir. Cemil Çiçek'in konuşması değildir. Çiçek orada bir isim olduğu için Cemil Çiçek'in konuşmasıdır. Özel olduğunu belirtmemiz gerekiyor ama. Cemil Çiçek'in konuşması. Ama o zaman başka bir anlama geliyor. O zaman bitki olan çiçek anlamına geliyor. Anlamıyorsunuz biliyor musunuz? Haberlerde böyle okunuyor. Farkında değilsiniz aslında. Yani kulağa kötü gelmiyor. Ama konuşma içerisinde oturtuluyor. Yani çok kulağınızı tırmalar şekilde gelmiyor size. O haneler kalkmış rap eczane. Ama orada yumuşak G'yi okuyamayız ki. Bağış diye çok şey kalır. Bağış. İster istemez gidiyor yumuşak. Yumuşak G başka bir şey. Mesela Irak. Yıllarca kimse size Irak'ın demedi değil mi? Irak'ın diye okundu. Bakın dikkat edin. Irak'ın diye okunmadı haberler. Irak'ın diye. Irak'ın başkenti. Aslında öyle okunuyor. Öyle okuyoruz. Hani çok kulağa tırmalamıyor. Şimdi okurken cümle bütünlüğü var ya. O cümlenin akışına göre gelince aslında siz hissetmiyorsunuz. Biz öyle okuyoruz. İşte söyleyince özellikle öne çıkarınca geliyor. Evet, bunlar benim dikkat ettiklerim üniversite, hükümet, bağış ve Irak'ın mı der? Irak'ın demez zaten de çiçek mi diyor, çiçekin mi diyor ona. Efendim? Erdoğan diyoruz zaten ona. Erdoğan demiyoruz. Başbakan Erdoğan. Efendim? Dikkat edeceğiz. Bir de onlar var tabii. Şurası sonra nereden nereye gidelim? Bir saat. E-D-B. Burada da yumuşak ye. Edeceğiz. Geleceğiz. Size geleceğiz demeyiz. Size geleceğiz. Burada genellikle yüklemlerde kullanılan bir durumdur bu. Ve buradaki yumuşak gelir hiçbir zaman okumayız. Ve okumayla beraber de oradaki seslerin aslında bizim kullandığımız tarzı. Bu kitap gibi bir şey olur. Size geleceğiz, dikkat edeceğiz dersek kitap gibi olur ve çok yapay bir şey olur. Hatta belki pek çok insan... Ama işte o yanlış bir şey. Eski Türkçe de değil aslında o. Size geleceğiz, dikkat edeceğiz. Çünkü bu hani diyorum ya, yazıldığı gibi okunmak noktasında aslında bizim konuştuğumuz vardı. Sonradan bu harfler yerine oturtuldu. İşte yazı literatürü olarak diye. Aslında tam tersi düşündük biz hep. Ya madem böyle okuyorsam niye böyle yazılıyor noktasında değil de aslında biz sesleri bu şekilde kullanıyoruz ama yazıya bu şekilde karşılık getirilmiş. Hiç fark etmez. Hayır hayır. Yok hayır öyle bir kitap dili yok. Bu sadece kitaplarda edeceğiz yazar. Şimdi kitaplarda bile değiştirdiler. Edeceğiz yazıyor merak etmeyin. Kitaplar bile değiştirdi.
kitap gibi konusunda. Ama çok samimiyet dışı bir şey değil mi sizce de? Yani çok olabilecek bir şey değil. Yapmacık bir şey. Evet. Bakın. Benim de kullandığım kelimelerden sıkça kullanılan örnekleri de vermek istiyorum aklımdayken. Şimdi bir şey mi, bir şey mi? İkisi de kullanılır. Çünkü burada R ile Ş yan yana geliyor ya, burada sesli harf ile sessiz harf bir şey. Birbirine ulama. Hani bunu öğrenmişizdir hep okulda. Buradaki birbirine uyuyor bir şey. Bir şeyden bahsediyorum. Buradaki zaten R'yi hafif düşürmüş gibi söylüyoruz farkındaysanız. Buradaki bir şeyle bir şey aynı şey. Size bir şey söyleyebilir miyim? Size bir şey söyleyebilir miyim? Aynı şey. Ama şey değil yani, ikisi de doğru. Evet, karşılık ama kullanılan bir şey. Her şeyde bir şey vardır. Evet, şey. Hı-hı. Ama bu kullanılır yani. Hani bir şey bulamayınca şeyi koyarsınız oraya. Hı-hı. Ama keşke o kadar çok yabancı kelimeye bile şey desek de bu kadar çok yabancı kullanmasak. Başka hangi kelimeler vardır? Ben de buraya bakıyorum. Restoran Fransızca bir şey ama aslında karşılığı lokanta. Affedersiniz mi? Af etmekten gelen bir şey. Neresi size aklınıza takılan yer? Sizin aklınıza takılan yer neresi? Affedersiniz. Ben de oradaki mesela af kelimesi bana abartı gelir. Hani özür dilemek yerine bir af, karşınızdakinden af dilemek. Hatta bizde şey vardır, yabancı dizilerden, örneğin pembe dizilerden daha fazla alınır. Orada kullanılmış bir şey. Bazen insanların da bunu sıklıkla kullandığını duyuyorum. Bağışlayın diyorlar. Şimdi bağışlamak Allah'a mahsus. Şimdi orada bir kere durun. Ama bağışlayın, bizde bağışlayın diye bir şey yok. Ya özür dilerim. Hani bilemediniz affedersiniz ama bağışlayın demek şey geliyor. Yani bana yavan geliyor ve bu ancak kullanıldığı nokta şeyi çevirirken İngilizceden ya da başka dillerden pembe dizileri çevirirken işte Eduardo beni bağışla der gibi oradan gelmiş bir şey. Evet. Ama bana yani çok yapmacık gelen bir şey. Çok kullandığımız bir şey değil zaten. Ama kimi insanlar söylüyor bunu. Çok pembe dizi oluyor. Aslında atölye. Atölye ama konuşma dilince zamanla bu atölyeye dönüşmüş. Eski kitap bulursanız, eski kitaplardan, mesela 60'lardan, 70'lerden atölye yazar oralarda. Bu zamanla buna dönmüş. Ama bu kullanılıyor. Tabii ilk Türkçe'de kullanılan şekli atölye. İşte o zamanla değişmiş bir şey ama eski kitaplarda atölye diye yazar. Eski kitaplarda atölye yazar. Evet, eski kitaplarda öyle yazar. Mesela eskiden köy enstitüleri, daha akşam sanat okulları, bunların olduğu dönemde bir yerde gördüğüm, eski bir okulda gördüğümü hatırlıyorum. Çünkü bayağı bir eski okuldu. Tabelasında dikiş atölyesi diye yazıyordu. Atölye. Eskiden bu şekilde yazıyorlardı. Sonra o atölye dene dene atölye oldu. O da oldu. Efendim? Evet, sanki evet. Kelimenin gelişinden insanlar daha kolay söyledikleri atölyeye dönmüş. Ama hakikaten eğer bulursanız, hani bu şey sahaflarda vardır.
pasajlarda vardır eski kitap dergi satılan yerlerde. Hatta Beyoğlu Belediyesi'nin bir sahaf festivaline eğer gittiyseniz oralarda çok görürsünüz bu eski dergileri, kitapları. Oraları karıştırırken pek çok kelimenin de aslında eskiden, işte mesela atölye onlardan biri, işte eğer 50'lerin 60'ların bir şeylerini bulursanız, orada bir kitap, bir örnek, bir yazısını bulursanız, orada hakikaten bunlara rastlamak çok mümkün. Ve cümleler de daha farklı kullanılıyor. Mesela orada şey kullanılıyor. Biz şimdi hani kimseye karısı kocası demeyiz. Eşi deriz. O kabalık olarak görülür. Ama eskiden yazıyorlarmış öyle. İşte kadınlar işte kocanızı işte gömleklerini böyle ütüleyin gibi reklamlarda mesela yazıyor. Direkt işte kocanızın diye yazar orada. Şimdi bugün diyemezsiniz onu. Bugün eşinizin der. Evet, ama o zamanın reklamlarına bakarsanız o zamanlar öyle. Yani zaman içerisinde bir değişiklik geçirilmiş. Bakın aradan kaç yıl geçmiş. 50'lerdeki 50 seneyi düşünün. 50 sene geçtiğini, 40-50 yıl geçtiğini düşünün ortalama bunun üzerinden. Şimdi ve teknolojinin daha yavaş ilerlediği bir dönem. Yazılı ve görsel basın bu kadar hızlı değil, bu kadar çok renkli değil, çok sesli değil. Şimdi bizden 50 yıl sonrasına gittiğimiz zaman inanamıyorsunuz düşündüğünüz şeye. Ya benim, ben liseye giderken, ben 97 mezunuyum, liseye giderken cep telefonu diye bir şey yoktu. Ben üniversite, işte liseyi bitirdiğim dönem iş adamlarının elinde kocaman cep telefonları ve araç telefonları vardı. Şimdi olan şeye inanamıyoruz. Bakın hep bunun üzerinden gidiyorum ama bu inanılmaz bir hızla ilerleyen bir cihaz. Şimdi bir 50 yıl sonrasını düşünemiyorum. Bugünden bile o gözdeki işte çip olarak düşünülmüş lens bilgisayarları düşününce 50 yıl sonrasını nasıl tasarlandığını hakikaten düşünemiyorsunuz. Peki dil ne olacak? Dil nasıl olacak düşünebiliyor musunuz? Ben insanların artık bir noktadan bir noktaya ışınlanacaklarına inanmaya başladım. Yani trafik, İstanbul'un trafik sorunu nasıl çözülecek? Ancak bu ışınlanma teknolojisiyle çözülecek herhalde. Ya da işte ancak dünyanın bugün fırtınalarla, depremlerle, işte yanardağ faaliyetleriyle yaptığı gibi, ya da dünya insanoğla diyecek ki sen orada dur bakalım. Sen kendini çok büyük zannediyorsun her şeyle ama beni unutuyorsun deyip dünya bir yerden, çünkü bunlar da tabii böyle yeşil yeşil ağaçlardan toplanmıyor, sonuçta bunların da bir zararı var, bununla beraber insan sağlığına da zararı var, çevreye de zararı var. Artık o noktadan sonra da belki buna doğa izin vermeyecek, dünya izin vermeyecek, insanın artık belli sınırları zorlamasından dolayı, hani böyle söylüyoruz ama bakarsınız belli sınırları da insanoğlunun zorlamasına sen dur diyebilir başka bir güç. Öyle ki hep insanoğlu kendine doğanın ve pek çok canlının üstünde görür ya, daha akıllıyız, daha zekiyiz, bizim beynimiz var diye, ama işte sen dur dediği zamanlar da çok oluyor dünyanın. Evet. Son ağaç tükendiğinde. Tabii ki. Nasıl arzu ederseniz. Çok teşekkür ediyorum. Saatimizin sonuna geldik. Keşke vakit olsaydı. O kadar çok kelime var. Üzerinde durulacak konu var ama hani bunlarla gidelim diye 2 saat içerisinde uygun oldu. Davet edilince geliyorum. Öyle söyleyeyim.